Evet. Laz, Çerkez, Kürt. Ege'de savaş yok. Savaş hikayesinde. Ben. Deli hapanca. Hapan. Gerçek bu milletin. İyi geceler efendim. Bu gece ekranlarınızda Ceviz Kabuğu programında değişik ve ilginç bir konuyu ve kişiyi getiriyoruz huzurlarınıza. Türkiye'de bugünlerde çok değişik sorunlar var biliyorsunuz. Gazinolar, kumarhaneler, intiharlar, mafya hesaplaşmaları, çekiş güç gitsin kalsın oylamaları, basına getirilen, yazılı basına getirilen promosyon yasaları, buna karşı çıkan eleştiriler ve lehteki görüşler var. Ama biz size bunların dışında bir konuyla hitap edeceğiz bu gece. Stüdyomuzda 1957 Bitlis doğumlu bir konuğumuz var. Adı Edip Yüksel. Edip Yüksel bir zamanlar Türkiye'nin Salman Rushdie'si olarak tanınıyordu. Şimdi ne olarak tanınıyor? Kendisini tanıyarak bizzat öğreneceğiz, sizler de göreceksiniz. Bu gece çok sayıda dini bir konuyu ele alacağımız için çok sayıda da telefon konuğumuz olacak. Profesör Doktor Suat Yıldırım, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, Profesör Doktor Mevlüt Güngör ve siz izleyicilerimiz katılacaksınız. Telefonlarımızı bir kez daha söylemek istiyorum. 0212 285 1031. 285 1031 numaralı telefonu arayabileceksiniz. Bu gece başlıca ele almak istediğimiz konular İslam'da reform, 19 mucizesi ve özellikle Hazreti Muhammed döneminde uygulandığı ileri sürülen federal laiklik sistemi. Hoş geldin Sayın Yüksel. Hoş bulduk. Evet, ben sizi biraz tanımlamaya çalıştım. Evet. İsterseniz siz de kendinizi kısa tanımlayın. Sonra sorularımız zaten sizi bize tanıtacak. Evet. Ben aslen Bitlisliyim. İstanbul'da yetiştim. İstanbul İmam Hatip mezunuyum. Evet. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okurken siyasi hareketle tanıştım. O zaman Akıncılar bünyesinde yer aldım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Oradaki öğrenci hareketleri üzerine. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken daha aktif ilgilendim politikayla. Benim kardeşim o zaman şehit edildi Fatih Camisi'nden çıkarken ülkücüler tarafından, o zamanki ülkücüler tarafından. İşte daha sonra yazılar yazdım. İki makalemden dolayı sık yönetim mahkemeleri tarafından 6 yıl hapse mahkum oldum. 4 sene hapishanede kaldım. Bir kısmı fiziksel işkencelerle geçen bir dönemdi. Daha sonra ben kitaplarıma devam ettim. Kitaplarım bir dönem bestseller oldu. Nerede? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Kur'an-ı En Büyük Mucize kitabı 16 baskı. Ne kadar sattı? 16 baskı. Ama kaç sattı? İşte 120 bin civarında. İşte ilginç sorular 1 vardı. İlginç sorular 2. Daha başka kitaplar vardı bu arada. Fakat ilginç sorular 2 ile birlikte ben o dönemde Kur'an'ı inceleme durumundaydım. Ve Kur'an'ı inceledikten sonra belli tartışmalar oldu Kur'an'ı bana tanıtan birisiyle. Tabii Müslüman olduğumu iddia ediyordum ama Kur'an'ın cahiliydim maalesef, birçok din adamı gibi. İşte Kur'an'ı tanıdıktan sonra baktım ki Kur'an'ın diniyle benim miras aldığım, anamdan babamdan, çevremden miras aldığım din arasında çok büyük bir fark var. İlginç soruların ikinci cildiyle bunu yansıtmaya çalıştım. Çok hafif bir tonla. Bu yetti benim aforoz olmama. Zaten onun arkasına yazmıştım. Kim aforoz etti sizi? Aforoz kelimesini kullanıyorum. Bu kelimeyi gerçekten yerinde kullanıyorum. İslamiyet'te aforoz söz konusu mu? Şey olarak... Şunu söyleyeyim isterseniz. Evet. Şu anda Müslüman mısınız? Evet. Ben Müslümanım. Evet. Müslümanlıkta aforoz kelimesi, kavramı, uygulaması, müessesesi var mıdır? Şöyledir. Yani mürtet dendiği vakit... mezheplere göre, yani Müslümanlığa göre değildir de, işte Şafii, Hanefi, Hanbeli, Şambeli, bilmem ne yüzlerce mezhep vardır. O mezheplere göre maalesef bir insan farklı bir görüşe şey ederse o insan mürtet olur. Kelime olarak nedir mürtet? Mürtet de dinden dönendir ve hayat hakkı yoktur. Yani bu aforos, Hristiyanlıktaki aforos kelimesinden belki daha kötü bir şeydir. Yani... Ben öyle, yani benim mürted olduğumu iddia ettiler. Hayatım tehlikedeydi. Ondan sonra ben göç ettim Amerika'ya, hicret ettim kendi deyimimle. İşte orada bulunduğum süre içinde hayatı sıfırdan başlattım. Benim üniversite hakkım YÖK tarafından alınmıştı. Orada felsefe bölümünü ve yakın doğu bölümlerini bitirdim. Ondan sonra hukuk doktorası yapıyorum şu anda, bitmek üzere. Bu arada da işte orada yazarlık yapıyorum. Hukuk doktorası yapıyorsunuz ama aldığınız en son... okul eğitimi nedir?
dışarıdan eğitiminiz var anlaşılan, evet, kitaplarınızda. Bestseller olmuşsunuz. Evet. Ama okul eğitiminiz nedir sizin? Felsefe. Yani nereden mezunsunuz? Arizona Üniversitesi Felsefe, evet, Bölümü ve Yakın Doğu, evet, Bilimleri Bölümü. ODTÜ'yü tamamladınız. Yok, ODTÜ'yü yarıda kalmak zorunda kaldım. Evet. Boğaziçi ODTÜ'den yarıda önce neredeydiniz? İmam Hatip kökenli misiniz? Evet, İstanbul İmam Hatip mezunuyum. Evet, şu anda savunduğunuz değişik bir görüş var. Bu görüşe ekol mü denebilir, teori mi denebilir, yol mu denebilir, yoksa bir mezhep başlangıcı mı denebilir, size sormak istiyorum. Siz diyorsunuz ki eserlerinizde Kur'an sadece Kur'an. Evet. Kur'an'ın da sadece Allah'ın ayetleri söz konusudur. Evet. Sadece Kur'an geçerlidir. Bazı din adamları Kur'an'ı çeşitli yorumlarla, mezheplerle örneğin saptırıyorlar, evet, dinden çıkarıyorlar, insanlara yanlış şeyler öğretiyorlar. Bunlardan bir tanesi de örneğin İslamiyet'te kadınların küçük gösterilmesi çabasıdır. Oysa İslamiyet'te böyle bir şey yok diyorsunuz. Şimdi önce bir özür dileyim, eğer Türkçemde bir bozukluk olursa, arada bir sıkıntı çekersem, 6-7 senedir Amerika'dayım, hep İngilizce konuşuyorum, beni bağışlayın derim. Fakat mesele, ben Kur'an'a baktığım vakit, bakayım Kur'an diyor ki Kur'an mufassaldır, detaylıdır diyor. Allah Allah. Hep mullalar bana Kur'an mücmeldir dediler. Yani? Mücmel yani böyle detaylı değildir. İşte geneldir. Efendim bizim hocalar, mullalar, din adamları, mezhep imamları onu detaylandırır. Kur'an sürekli diyor mübindir, açıklanmıştır. Hem de kimin tarafından açıklanmıştır? Allah tarafından açıklanır diyor. Sümme inne aleyna beyaneh diyor Allahu Teala. Onu açıklamak bize düşer. Bakıyorum ki hayır. Hocalar bize anlattığı Kur'an açık değildir. Anlaşılması zor bir kitaptır. Anlaşılması için bize gelmeniz lazım. Şu 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 kitapları okumanız lazım. Kur'an tamamdır diyor. Hayır, işte yetmez. Onun dışında şu kitaplar da olması lazım. Kur'an kolaydır diyor. Hatta 54. Yani surede... Anlaşılması mı kolaydır? Anlaşılması kolaydır. 54. surede 4 kere tekrarlıyor Allah-u Teala. لَقَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Kur'an'ı zikir için, anlaşılmak için kolaylaştırdık. Yok mu anlayan diye. Ve Kur'an-ı Kerim işin ilginç tarafı diyor ki Kur'an'ı müminler rahat anlar, fakat müşrikler, Allah'a ortak koşanlar, başka kaynaklara, Allah'ın hükmüne ortak koşanlar Kur'an'ı anlayamaz diyor. Ve bu bir itiraf aslında, komik bir itiraf, yani ilginç bir itiraf maalesef. Ve Muhammed Peygamber'in döneminde biricik kitap, tarihi olarak da sabittir, Kur'an-ı Kerim'di. Muhammed Peygamber'in görevi, biricik görevi Kur'an'ı tebliğ etmekti. Ve nitekim onun döneminde sadece Kur'an yazıldı. Fakat Muhammed Peygamber'den sonra, evet, Muhammed'den sonra o putlaştırılınca maalesef putperestler Lat Uzza yerine Muhammed Peygamber'i geçirdiler. Efendim Allah'ın isminin yanına onun ismini koydular. Hatta Kur'an'daki şehadeti bile değiştirdiler. Halbuki Kur'an'daki şehadet La İlahe İllallah, La İlahe İllallah. Onun yanına hiçbir başka isim konulmaz. Yani siyasi dal kavukların olması gibi, her dönemde gelen iktidarlara yaranması gibi, diyorsunuz ki siz dinde de putperestler vardı. İslamiyet putperestlere karşıydı. Çünkü Allah kavramını getirdi. Ama o putperestler siyasi dal kavuklar gibi putperestlerin heykellerinin yerine örneğin, evet, Hz. Muhammed'i mi koydular diyorsunuz? Vallahi ben yani döneme göre uydular, kendilerine göre bir anlamda putperestliğe devam ettiler diyorsunuz. Şu var yani, aslında heykeller Muhammed döneminde heykeller yani de yok. Yani, evet, putperestliğe bir sembol verdim, onu, evet, değiştirebiliriz tabii. O kitaplarınızda da heykelle ilgili açıklamalar var, onlara da geleceğiz. Evet. Yani putperestlik yolunda devam ettiler. Tabii asıl amaç şudur, yani hayatta olan otoriteler, dini otoriteler kendilerinin otoritelerini mutlaklaştırmak için geçmişte insan tanrılara ihtiyaçları vardır. Onu kendi otoritelerini halk üzerine kurabilmek için. Eğer geçmişte insan tanrılar varsa Allah'la eşdeğerde, Allah'la insanlar arasında şefaatçi olabilecek kadar güçlü insanlar var ise, bunların işte varisleri olan alimler de veya da halifeler de onların gücünden az çok alırlar ve onlar da onlar gibi put olmaya öldükleri vakit, fosil oldukları vakit namzettirler. Yani aslında işin temelinde bir politik güç yatıyor. Eğer sadece Allah'a kulluk olsa, Allah'a sadece kulluk olsa, o zaman hiçbir insanın dini, bir profesyonel dincinin Allah adına otoritesi söz konusu olamaz. Otorite sadece Allah'ındır ve Allah'ın kitabı bellidir. Falanca alim şu demiş, falanca sultan şu demiş, ırgılamaz kimseyi. O insanları kendilerine mutlak köle haline getirebilmek için elbette geçmişte bir insan tanrı oluşturmak lazım. Yani, ve bunlar zamanla peygamberleri ilan
yani. Ve bunlar zamanla peygamberleri ilahlaştırdılar diyorsun. Evet. Peki bizim bildiğimiz sade vatandaşların, Türkiye'de yaşayan sade vatandaşların bildiği bilgilere göre Hristiyanlıkta bir işte aforoz mekanizması var. Siz ona benzer mürtet kavramını koydunuz İslamiyet'te. Din adamları, ruhban sınıfı var Hristiyanlıkta, evet, ve öteki dinlerde. Onlar kendilerini önemsetmek, güçlü otorite sahibi kılabilmek için işi zorlaştırıyorlar. Allah'a ulaşmak için bizden yolunuz geçer diyorlar, değil mi? Günah çıkarıyorsunuz falan. Tabii. Bizim bu bilgilerimizin, bildiğimiz bilgilerin dışında şimdi siz diyorsunuz ki İslamiyet'te de buna benzer uygulamalar var. İşte bu mezheplerin başındakiler bu sefer de peygamberi açıklamak için onu ilahlaştırmaya neredeyse gitmişler ve günaha sapmışlar diyorsunuz. Kur'an'a göre bu günahtır diyorsunuz. Değişik bir fikir ortaya koyuyorsunuz. Vallahi bunun getirdiği pratikte önemli bir şey var. Çünkü Muhammed peygamber dinin ikinci kaynağı kabul etmekle ve onun ötesinde alimler de dinin üçüncü kaynağı, alimlerin içtihadı ve icmağı da dinin kaynağı haline sokmakla Allah'ın dini, sadece Allah'ın dini olan İslam, Allah artı peygamber, artı sahabe, artı alimler, artı alimcikler, artı şeyhülislamlar, artı sultanlar dini haline getirilmiştir ve çelişkili bir din olmuştur. Ve bu dinde müthiş yani şeyin ortaçağ Arap kültürünün etkisini görüyoruz. 20. yüzyılda yaşıyoruz ama 1400 yıl önce 7. yüzyıldaki Arap kültürünü İslamiyet diye veriyorlar mı diyorsunuz? Kesinlikle budur. Yani hadis yoluyla ve mezhepler yoluyla bize tanıtılan din Kur'an'ın dini değil, Muhammed peygamberin dini değil kesinlikle. Kur'an'la ben karşılaştırdığım vakit müthiş çelişkiler gördüm. Eğer müsait olursa bunların bazı örneklerini vereceğim. Evet, isteyeceğim ben de. Peki bu çelişkileri bugüne kadar siz mi gördünüz, başka insanlar da gördü mü? Bunu görenler geçmişte olmuştur. Her şeyden önce sahabeler arasında büyük çatışma olmuştur geçmişte. Ve ben bunun eserlerini, örneklerini aslında hadis kitaplarında görürsün. Ben hadis kitapları hepsi yalandır demiyorum. Ama kaynak, hiçbirisi kaynak olamaz. Fakat bir işte yalanlarla dolu, efendim, doğrularla karıştırılmış bir tarihi bir kitap olarak bakılabilir onlara. Orada ilginç dumanlar tütüyor. Bir bakıyorsun ki mesela Muhammed peygamber ölüm yatağındayken, bu Buhari'de, efendim, Müslim'de, bir sürü yerde geçer. Ben burada kaynak olarak da vermişim. Buhari Cihad 176'da, Cizye 6'da, İlim 49'da, Merza 17'de, efendim, Müslim Vasiyet 20-21-22'de, İbn-i Hanbel 1. kitabı 222-324-336 falan filan bir sürü hadis kitabında geçen ilginç bir hadis var. Orada peygamber vefatı yaklaştığında odada işlerinde Ömer'in de bulunduğu birkaç kişi vardı diyor hadis rivayetinde. Peygamber hasta yatağında, bir sürü ileri gelen sahabe. Peygamber güya demiş ki işte bana bir kağıt ve kalem getirin, size benden sonra sapmamanız için bir şey yazayım. Bunun üzerine sahabelerden birisi koşuyor kağıt kalem getirmek için. Ömer onu durduruyor, yani halife olacak olan Ömer, diyor ki bize Allah'ın kelamı yeter. Hasbuna kitabullah, hadis kitaplarında yer alıyor. Yer alan bir hadis. Diyor ki hasbuna kitabullah, bize Allah'ın kitabı yeter. Bunun üzerine sahabeler duruyor, herkes kabul ediyor. Yani Ömer'in dediği orada söz şu, peygamber hastalığın etkisiyle ne dediğini bilmiyor. Sıcak onu bastırdı, ne dediğini siz bilmiyor. Siz buna inanıyor musunuz? Bu şimdi, kitaplarda yer alıyor diyorsunuz. Böyle bir benim buna inanıp inanmasını, Kur'an bunu diyor. Kur'an diyor ki Muhammed, de ki onlara bana Kur'an vahiy, 6. surenin 19. ayeti, bana Kur'an vahiy oldu size ve sizden sonrakilere ileteyim. 6. surenin 114. ayeti diyor ki اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا, ben Allah'ın dışında hüküm kaynağı mı arayayım? وَالَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, o ki kitabı size detaylı indirmiştir. Yani Allah'ın kaynağının dışında başka bir hakem, başka bir kaynak yok diyor. Tamam, peki siz... Bu onunla, yani onu destekliyor. Ve bu bir çelişki abidesi olarak hadis kitaplarında. Peki ama şunu da savunuyor musunuz? Şimdi hem sahih, yani açık doğru Hazreti Muhammed'e ait olan sözler var. Ona, evet, ilişkin kitaplar var. Hem de bütün din alimleri kabul ediyor ki gayri sahih, açık olmayan, net olmayan, karıştırılmış, İslamiyet'i yanıltmak için uydurulmuş hadisler var. Peygamber'e atfedilmiş hadisler var. Siz bu ayrıma katılıyor musunuz? Kesinlikle. Benim kategorik olarak hadisi reddediyorum. Çünkü Muhammed peygamber dinin şari... Anlamadım. Katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum. Katılmıyorsun. Yani hadiste hiç mi bir şey yoktur diyorsunuz? Yok, hadislerde doğru değil. Sen herhangi bir tarih kitabını aç, bir ansiklopedi aç, orada doğrular vardır. Karl Marx'ın kitabında da doğrular vardır. Şöyle söyleyeyim.
Şimdi sizin neye inandığınız bizim için önemli tabii, ki tabii. Hangi mantık çerçevesinden tabii gidiyorsunuz ona göre soru soracağız. Şimdi hadislerin olduğuna inanıyor musunuz? Tabii. Hadis ne demektir? Peygamberin sözü olarak alıyoruz değil mi burada hadis tabii, kelimesini? Tabii. O sözler var, tabii. İnanıyorsunuz. Peki bunların bir kısmının günümüze kadar, o tarihte değil, yaşamadığımız için bilmiyoruz. Kitaplar yoluyla bize aktarılıyor. Hadislerin 1400 yıl önce bir kısmının doğru aktarıldığını bize, bir kısmında yanlış aktarıldığına da inanıyor musunuz? Mümkündür, mümkündür. Peki, hadislerin tümünü niye reddediyorsunuz? Tümünü reddedişim şu. Bir, Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı yeterli olduğunu söylüyor. Kur'an'ın detaylı olduğunu söylüyor ve Muhammed'in biricik şeyinin, görevinin Kur'an'ı iletmek olduğunu, hatta Kur'an'ı açıklama görevinin bile Allah'a ait olduğunu söylüyor. Allah Kur'an'ı koruduğunu söylüyor. Hem de üzerine basa basa, "Nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun." Kur'an'ı biz, evet biz indirdik ve onu biz koruyacağız diyor. Eğer Kur'an korunmuşsa demek ki din, mesaj Kur'an'da korundu. Hadis kitapları korunmadı. Yani bunu bütün hadisçiler bilirler. Hadisler müthiş ihtilaflar vardır hadislerin sahihliğinde. Tamam, sonuçta aynı yere geliyorsun. Yani şu var, eğer korunan bir kitap korunmayan kitaplara muhtaçsa anlaşılma açısından bu korunmasının hiçbir kıymeti kalmıyor. Çünkü sonunda yine ihtilaflar işin içine giriyor. Hadislere baktığımızda ben size Bukhari mesela, Bukhari, Müslim, işte Tirmizi 6 hadis kitabı var. Ehl-i Sünnet tarafından sahih olarak kabul edilen, tabii Şiiler tarafından reddedilen. Bu kitaplara baktığımız vakit müthiş rezaletler görüyoruz. Tabii maalesef yani bu hadis kitaplarını kutsallaştıran insanımızın çoğu bunlardan haberi yok. Sadece mollalar bunu bilir ama bunu da gizlerler milletten. Yani bu hadis kitapları bir Kur'an'ın yanında bir kutsal kitap olarak maalesef görülür. Hangi mollalar? Yani, Türkiye'de molla var mı? Tabii Türkiye'deki yoksa din adamları. Yoksa İran sistemini mi yok, söylüyorsun? Türkiye'deki din adamlarını ben hepsini aynı kategoriye koymuyorum. Beni bağışlasınlar, işlerinde aydın insanlar, Kur'an'a inanan insanlar var. Fakat maalesef çoğunluk profesyonel din adamları geleneksel dini devam ettirmek durumundadırlar. Çünkü menfaatleri icabıdır, maaşlarını alırlar bundan. Ve bu geleneksel din maalesef Allah'ın dininin yanında işte insanların ürettiği bir dindir. Şöyle, İsterseniz size Buhari'den bazı hadisler şey diyeyim. Buhari genellikle kabul edilen, evet. Doğruluğu kabul edilen evet. Hadisçilerin başına geliyor evet, değil mi? Evet. Ama sizin ifadelerinize ve kitaplarınıza göre evet. Buhari büyük bir İslamiyet düşmanı. Tabii. Peygamberin en önemli düşmanlarından birisi. Nasıl Hristiyanlıkta Paulus, Musa'nın en büyük düşmanı ama Hristiyanlara göre İsa'nın en büyük dostuysa Paulus, Hristiyanlara sorarsanız Paulus çok büyük bir evliya. Aynı şekilde de Buhari işte dost kisvesi altında fakat peygamberin en büyük düşmanı çünkü Kur'an-ı Kerim'de 6. sure 112. ayet, 113-114. ayet bu tür insanları peygambere söz yakıştıran insanları şey ediyor. Kur'an'ın dışında kaynak üreten insanların evet. En büyük düşman olduğunu belirtiyor. Şimdi epeyce açıklama yaptınız ama evet. Son sorduğum soruyu tekrar etmek istiyorum. Siz hadislerin varlığına inanıyorsunuz. Yarısının ya da bir kısmının doğru bir kısmının yanlış günümüze kadar geldiğini, aktarıldığını da savunuyorsunuz. Ama karşı olmanızın nedeni hadislerin kaynak olarak gösterilmemesi görüşü. Şirk olur diyorum. Evet. Putperestlik. Sadece ayetlerin Kur'an'ın kaynak olarak, evet. Tek kaynak olarak gösterilmiş. Ama hadisler var diyorsunuz. Evet. Doğruluğunu bilemediğiniz için mi kaynak olmasın diyorsunuz? Yok, doğruluğunu kesin bilsem bile kaynak değildir. Muhammed çünkü Kur'an'a inandı. Açıklayıcı bilgi olarak da mı kabul etmiyorsunuz? Bir, yani Kur'an-ı Kerim kendi başına açıklayıcıdır. Yani Allah öyle bir yazar ki peki. Kur'an'ı açıklayabileceğini söylüyor ve Allah'ın bilgisidir. Ama kimlerin aracılığıyla? Şimdi açıklamak için de Resul ve Nebiler geliyor değil Hayır, mi? İşte bu Kur'an'da olmayan artı bir bilgidir maalesef. Yanlış bir bilgidir. Kur'an tam tersini söylüyor. Kur'an diyor beyanen linnasi, insanlara bir beyandır, bir mesajdır. Ve Müslümanların Kur'an'ı anlayacağını söylüyor. Kur'an'ın büyük çoğunluğu muhkem diyor. Anlamları apaçık. Yani, bir de birkaç anlamlı ayetler olabilir diyor. Onları da alimler, yani Kur'an'ı inceleyecek kişiler anlayabilir. Ama Kur'an'a inanmak şartıyla. Yani peygamber olması şart değil diyor. Yoksa Kur'an'ın yanında Allah peygamberi de korurdu. Ve hadis yazımı Muhammed zamanında zaten yapılırdı. Tamam, peygamberler tebliğ edici insanlar. Sadece tebliğ ediyor. Tebliğ edici. Peki bütün insanlar, Müslümanlar tabii Kur'an-ı Kerim'i okuyarak tek başlarına hiçbir yan kitaba, yardımcı kitaba gerek duymaksızın anlayabilirler mi? Anlaşılabilir mi? O bakabilirler yani. Bakmak ayrı, anlamak ayrı. Anlayabilirler mi? Ben hadis kitaplarının çarpıtıcı yönünün çok daha fazla olduğuna inanıyorum. O ayrı. Evet. O ayrı. Ama ben oturup Kur'an-ı Kerim'i tek başına okusam, evet. Her ayetin ne anlama geldiğini anlayabilir miyim? Tabii Kur'an-ı Kerim'i kendi içinde incelesen, dili bilmek şartıyla
Türkiye'de mesela kim, evet, Arapçayı biliyor? Kaç yok, Arapçayı bilmezsen tercümeler olabilir. Peki, ama tercümelere inanmıyorsunuz. Diyorsunuz ki yanlış tercümeler var kitaplarınızda. Onları da eleştiriyorsunuz. Kitap yazmışsınız. Türkçe Kur'an çevirisindeki hatalar diye kitap yazmışsınız. Ben hangi kitaptaki, hangi mealdeki ayetin çevirisinin yanlış olduğunu bilebileceğim ki sadece bir vatandaş olarak? Çok güzel bir soru ve galiba vaktiniz olsaydı o kitabı okusaydınız. Bu sorunun cevabı var orada. Benim oradaki bir meydan okuyuşum var okuyucuya. Diyorum ki Arapça bilmen gerekmez. Bu çelişkileri görmen için sadece aklını kullanman yeter. Allah'ın bağışladığı aklını kullan. Ben 11 çeviriden şeyle karşılaştırmalar yapıyorum. İşte şu ayet, ben şöyle çeviriyorum. Bak onların çevirisine bak. Karşılaştır. Bak bazı kelimeler çevirilere göre değişiyor. Niye değişiyor? Onun motivasyonunu gör diyorum. Eğer okuyucu aklını kullandığı vakit rahatlıkla o çelişkileri tespit edebiliyor ve doğru anlamı tespit edebiliyor. Ama herkesin aklı başka tarafa gidebilir. Yani akıl tek değil ki. Valla şu var, eğer insanımız yüzlerce cilt kitabın arasında aklını dağıtmazsa, çelişkiler dolu bir şeyler arasında, sadece Kur'an'a biraz eğilirse, Kur'an çok büyük bir kitap değildir. Kur'an'ı daha rahatlıkla anlayabilir. Ve ben bu kitabı okuyan insanlardan, hiç Arapçayı bilmeyen insanlardan çok olumlu şeyler gördüm. Yani bunları okuduktan sonra rahatlıkla anlayabiliyorlar, kavrayabiliyorlar insanlar. Ama Arapça bilmiyor halde. Şimdi siz çelişkilerden... Bir örnek vereyim, bir örnek. Mesela ümmi kelimesi bütün kitaplarda geleceğiz, çoğunluğunda... Ona geleceğiz. Yani, Hazreti Muhammed ümmi miydi, okuma yazma biliyor muydu, bilmiyor muydu diye. İki şeye açıklık getireyim. Bir tanesi, ben sizin bazı kitaplarınızı okudum. Sorularım da kitaplarınıza göre olacak zaten. Yoksa ezbere sormamaya çalışıyoruz. Kitaplarınızı ben burada okusam zaten karşımda size ihtiyaç yok. Dedim ki Edip Yüksel'in kitabında bunlar var. Ben bildiğim bazı soruları da size sorabilirim. Onun için siz üzülmeyin. Sizin ağzınızdan biz duyalım diye. Çünkü bazı konular yanlış anlaşılmış. Kitap hatası olabilir. İkinci olarak da açıklayıcı kitaplara gerek yok diyorsunuz. Ama siz kitaplarınızın bir tanesinde diyorsunuz ki Reşat Halife ile bizim yazdığımız bir Kur'an'ın açıklaması var, meali var. Onu da yakın zamanda inşallah Türkçe'ye kavuşturacağız. Peki siz açıklayıcı kitaplara gerek yok diyorsunuz ama siz kitaplarınızın bir tanesinde diyorsunuz ki Reşat Halife ile bizim yazdığımız bir Kur'an'ın açıklaması var, meali var. Onu da yakın zamanda inşallah Türkçe'ye kavuşturacağız. Peki siz niye açıklama gereği duyuyorsunuz ki? Kur'an, alimlerin Kur'an'ı anlayabileceğini, hatta müteşabih olan ayetleri alimlerin anlayabileceğini söylüyor. İlimde rasih olanlar. Elimde olanlar. Derin olanlar. Yani Kur'an'ı sen büyük çoğunluğunu her insan okuyarak anlayabilir ama bazı ayetleri birkaç anlamlıdır. Onu Kur'an'ı incelemen lazım. Çünkü Kur'an bir bütündür. Bütün olarak incelediğin vakit anlayabilirsin. Bu ayrı bir bilgi değildir. Yani ayrı bir Kur'an'da yer almayan bir açıklama değildir. Ben Kur'an'da size bir ayeti gösteririm. Sizin daha önce görmediğiniz bir ayeti ve falanca ayeti derim ki bak şu kelimenin anlamı, bak şu ayet bak, şu ayete bak, şu ayetlerle incelediğin vakit ve şu bağlamda incelediğin vakit şöyle olur diye daha önceki bir enerji ve bir zaman ayrımından başka bir şey değildir. Bir de en önemli faktör, yani benim yazacağım bir kitap veya senin yazacağın bir kitap veya herhangi bir kişinin Kur'an'la ilgili yazacağı bir kitap imzasından dolayı, otoriteden dolayı kabul edilmemesi lazım. Bütün mesele bu, kaynak olarak. Yani falanca otorite. Hazretler şöyle demiştir, filanca Hazret, falanca Edip Beyefendi şöyle demiştir değil. Ona katılırım ama işin boyutu değişir. O değişik boyutuyla katılırım tabii. Falanca Hazret böyle demiştir, doğrudur diye katılmamak gerekir. Evet. Ya da inceledikten sonra katılmak gerekir. Ama Kur'an-ı Kerim'i tek başına okuyup anlayabilecek bir insan, örneğin bir fizik kanununda tek başına okuyup anlayabilir mi? Evet. Anlayabilir efendim, mi? Kur'an'ı? Kur'an-ı Kerim'i tek başına okuyup anlayabilecek bir insan... Herhangi bir fizik kuralında, yani bir insanın yazdığı bir fizik kuralında tek başına anlayabilir mi aracısız? Öğretmen olmaksızın. Yok, mümkün olmayabilir. Peki nasıl olacak? Ama yani bu kadar önemli bir kitabı nasıl işte anlayacağız? İşte bu Kur'an'ın özelliği bu. Kur'an aracıları ortadan kaldırmak istiyor. Bütün mesele bu. Şefaatçıları ortadan kaldırıyor. Ve Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Allah diyor ki ben bunu öğretmeniyim. Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman Kur'an'ı indirdi. Halakal insan allemehul beyan. Kur'an'ı öğreten Allah. Sen yeter ki Kur'an'a inan ve Kur'an'ı oku. Göreceksin ki Kur'an kolaydır ve Allah sana Kur'an'ın bilgisini gönlüne verir. Fakat
söylersen ki ben anlayamam bunu, zaten ilk başta kendini kapatmış olursun. Mümkün değil anlamam çünkü evet. Ben anlayamam diyorsun zaten. Peki sizin anladığınız anlamda sizin evet. Görüşlerinizi biz Kur'an-ı Kerim'den ne anladığınızı, ayetlerden ne anladığınızı biraz daha verelim izleyicilere. Size rahat soru sorsunlar. Siz diyorsun ki bugünkü İslam ortodoks bir İslam'dır. Evet. Verdiği cezalar çok korkunçtur. Türkçe Kur'an mealleri büyük hatalarla doludur. Hadisler ve sünnet uydurmadır diyorsunuz. Anlamları eğilip bükülmüştür. Ayetleri yanlış anlatır insanlara diyorsunuz. İşte kadınlara kadınları küçük görür ama bu yanlıştır. İslamiyet'te kadınları küçük görmek yoktur diyorsunuz. Bir 19 mucizesinden söz ediyorsunuz ki bazı din bilginleri 19 mucizesine inanmıyorlar. Şimdi bazı bizim bilginlerimiz inanıyor mu inanmıyor mu onu da göreceğiz. Atatürk'ün de 19 mucizesinden bir örnek olduğunu söylüyorsunuz. Ama kitabınızda işte değişik sayılarla da ilgili Kur'an-ı Kerim içinde matematiksel formüller olduğunu söylüyorsunuz. Sizin ağzınızdan çelişkilere birkaç tane örnek alabilir miyiz? Tabii. Ne çelişkilerine? Kur'an-ı Kerim'in yanlış tercüme edilmesine ya da hadislerle açıklanmasına ilişkin. Evet. Mesela hangi hadisler yanlıştır? Hangi mealler yanlıştır? Evet. Biz doğru olarak bildiğimiz... Evet. Neleri yanlış biliyoruz? Onları söylerseniz bunu tarif. Mesela 4. surenin 34. ayeti bu kadınlarla ilgili bir ayet-i kerime. Meallerin hemen hepsinde yanlış çevrilmiştir. Sağ olsun Yaşar Nuri Öztürk'ün mealinde yanlış hatırlamıyorsam daha doğru bir çeviri söz konusu. Orada 4 tane hata söz konusu. Sadece o bir tane ayet-i kerimede. Çünkü genellikle erkekler, genellikle değil yani istisnasız erkekler tarafından Kur'an-ı Kerim çevrilmiştir. Müfessirler, alimler hep erkekler olmuştur. Ve niye kadınlar tarafından çevrilmemiştir? Kadın bilginler mi çıkmış yoksa çıkarılmamıştır. Engellenmiş mi? Kadınlar sürekli maalesef eve mahkum edilmiştir. Efendim kadınların ilim arayışı sürekli şey edilmiştir, kösteklenmiştir. Evet. Ve orada mesela bir meal var mı burada? Bakın Süleyman Ateş'in mealine bakalım. Gerçi saygı duydum birisi. Bir arkadaş anlaşamadım halde 19 meselesinde. Onun şeyine bakalım. 434. Siz ona bakarken ben bazı evet. şeyler söyleyeyim kitabınızdan. Diyorsunuz ki şeytani öğretiler vardır. İsa peygamberin tekrar dünyaya geleceğini iddia ederek Hazreti Muhammed'in son peygamber oluşunu inkar etmek şeytanidir. Böyle bir şey yoktur diyorsunuz. Zekatları senede bir defaya indirmek yanlıştır diyorsunuz. Biz biliyoruz yani bilinen bilgilere göre oruç bozmanın cezası o 60 gün kefaret cezası. Bu yanlıştır diyorsunuz. Abdestten namaz kılmaya, uyumaktan tırnak kesmeye kadar binlerce kural vardır İslamiyet'te ve bunların hepsi yanlıştır, gereksizdir, anlamsızdır diyorsunuz. İslamiyet'te erkeklere altın ve ipek giymenin, takmanın yasak olduğunu ve bunun da doğru olmadığını söylüyorsunuz. Bazı görüşlere göre resim, müzik gibi güzel sanatların İslamiyet'e göre yasak olduğunu söylüyorsunuz. Bunların da yanlış olduğunu belirtiyorsunuz. Bunlardan örnek verin isterseniz. Konuyu değiştirdik galiba. Ben çelişkilerden örnek verdim. Tamam. Siz de verebilirsiniz. Tamam. Buradaki şeye bakın, çevire bakın. Allah insanları birbirinden üstün kıldığından ve erkekler mallarından harcayıp parantez içinde işte kadınların geçimini sağladıklarından dolayı erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler. Birinci kelime işte yöneticidirler. Evet. Bu kelime aslında yanlış çevrilmiştir. Evin geçiminden sorumludurlar şeklinde tercüme edilmesi gerekir. Çünkü kavvam kelimesi, kaim kelimesi, kavvamu ehlü behti, ehlihi diye Arapçada zaten bu kelime evin geçiminden sorumlu erkek için kullanılıyor. Akimus salate, namazı gözetiniz diyor. Yine kavmi kelimesinden türeyen bir şey. Yani gözetmek kelimesi, sorumluluk kelimesi, yönetici, işte hakim manasına getiriliyor. Ondan sonra işte kadınlar işte şirretlik ederse falan, onları yataklarınızdan öğüt verin, yataklarından ayırın ve onları dövün diye tercüme ediliyor. Bir şirretlik Süleyman Ateş'in Süleyman'da da evet. Diğer meallerin hepsinde şirretlik ederse diye bir şey yok orada. Orada nüşuz vardır. Nüşuz başka bir ayet-i kerimede de geçer. Erkekler için geçer. Erkekler de nüşuz edebiliyor. Yani bu tümüyle flört ederse yani bir evliliğe ihanet ederse bir başka kadınla
ilişki kurarsa veyahut da efendim daha ileri giderse cinsel ilişkiye kadar gidebilir. İşte bunun karşı diyor o zaman. O zaman onlara nasihat edin. Efendim onlara yataklarından ayırın ve onları boşayın. Onları evinizden çıkarın artık. Yani eğer burada şunu mu söylüyorsunuz? Yanlış bir çeviri var. Doğrusu zina ya da zinadaki cezalar sadece kadınlar için değil, erkekler için de söylenmiştir. Tabii dövme erkekleri kayıran bir şey yoktur mu diyorsunuz? Kesinlikle. Zaten aynı başka bir ayet-i kerimeydi. 84. ayet gerek bu surenin, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Orada erkekler için de aynı hüküm söz konusu. Fakat burada dövün diye çevrilen kelime idribuhunne Arapçada dövme manasına gelir. Arapçada efendim misal darbi mesel, hani Türkçe'ye bile geçmiştir. O misal verme anlamına gelir. Darabe fil erdi yürümek manasına gelir. Dolaşmak manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane mana vardır. Tabi bizim hocalar diyecekler ki efendim darabe fil erdi ile gelmesi lazım. Halbuki ben kitabımda buna örnekler veriyorum. Fil erdi ile beraber gelmesi de gerekmiyor. Yani çok kelimelere girmeyelim. Siz içinizden onları düşünmüşsünüz zaten. Evet. O düşüncelerinizin sonucunu biz sizin ağzınıza alalım. O zaman şunu, şu kitabın kapağını göstereyim. Aslında istediğiniz şeyi gösterebilirsiniz. Ne diyorsunuz? Yani oradaki çevirideki o kelime o çevirdeki hangi anlamda anlaşılmalıdır size evet, göre? Yani boşayın anlamında olması, ayrılın anlamında olması gerekirken dövün anlamında çevrilmiştir. Buna benzer daha başka bir tane daha isterseniz vereyim. Bu da evet, çok istediğiniz kadar. Evet. Komik bir çeviri olarak şey diyorum ben. 20'dir bak. Kimin çevirisi isterseniz? Bütün çeviriler. Evet. Hepsi 11 kitabın hepsinde birbirine benzer. Şu ayet-i kerime 22. surenin 15. ayeti çok ilginç. Kim Allah'ın dünya ve ahiret hayatında kendisine yardım etmeyeceğini zannediyorsa bir yolla göğe yönelsin ve parantez içinde putlaştırdıkları ile ilişkisini kessin. Sonra bu uygulamasının öfkelendiği şeyleri giderip gidermediğine bir baksın diyor ayet-i kerime. Yani kim Allah, yani eğer Allah'ın kendisine yardım edeceğinden ümit kesmişse sadece Allah'a yönelsin, bütün ilişkisini kessin diğerleriyle ve o zaman baksın bu plan çalışıyor mu çalışmıyor mu. Bu bir bakıyorsun ki komik bir tehdit olarak çevriliyor. Mesela bir tanesi. Doğrusu nedir? Onu da söyleyin isterseniz. Doğrusunu söyledim ben. Şu anda doğrusu kim ümitsizse sadece Allah'a yönelsin. Bütün ilişkileri kessin diğer putlarla, diğer efendim. Başka bir yerden evliyalarla, ümit etmesin. Peygamberlerden ümidi kessin. Evet. İşte burada mesela Süleyman Ateş'in meali şu. Parantezlerle birlikte ben okuyorum. Allah dünyada ve ahirette Resulüne yardım eder. Halbuki öyle bir şey yok. Resulüne yardım değil. Kişiye yardım. Kim Allah'ın dünyada ve ahirette o peygamberine yardım etmeyeceğini sanıyor idiyse ve şimdi Allah'ın ona yardım ettiğini görünce öfkeye kaplıyorsa öfkesini gidermek için her çareye başvursun. Kendini boğmak için evin göğüne bir sebep ip uzatsın. Sonra kendini yerden kessin de baksın bakalım tuzağı öfkelendiği şeyi giderebilecek mi? Diyanetin meali şu, Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sana kimse yukarı bağladığı bir ipe kendini asıp boğsun. Bir düşünsün bakalım bu hilesi kendisini öfkelendiren şeye engel olabilir mi? Şimdi ben bunları tek başıma sadece bir vatandaş olarak evet, okuduğum zaman nasıl anlayacağım Sayın Edip Yüksel? Diyorsunuz ki bunlar rahat anlaşılabilir. Siz de rahat anlaşılamadığını bildiğiniz için siz ayrıca açıklama gereği duyuyorsunuz. Ama yine de açıklayın, buyurun bir de sizin açıklamanızı alalım. Bu güzel, yani ben bütün ayetlerin rahat anlaşıldığını söylemiyor Kur'an-ı Kerim. Yani bazı ayetlerin müteşabih olduğunu zaten söylüyor. Ben o ayetler üzerinde zaten duruyorum. Evet. Yani bazı ayetler var ki belli bir çalışma gerekiyor. Kur'an'ın bütününü görmek gerekiyor. O ayetin bağlamına bakmak gerekiyor. Ve o kelimenin başka ayetlerde hangi anlamda kullanıldığını göze bakmaya gerektiriyor. Fakat bu insanlar maalesef yani hadislere bakmışlardır. Hadislerde de işte göğe ip asmak vardır ve gökte delik açmakla ilgili siz hadis onu vardır. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Göğe ip asmak bir insan hiç için alakası, bir şey. Hiç anlamsız yani. Sen kızacaksın, git göğe ip as, ip kendini as, öldür bakalım. Siz onu ne anlamda açıklıyorsunuz? Anlayış şu, yani ip falan yok ayet-i kerimede bir. Ne var? Efendim kendini boğmak falan da yok. Diyor ki göğe bir yolla yönelsin. Göğe bir şekilde yönelsin. Tabii gök burada Allah oluyor. Çünkü Allah, gök kelimesi Allah için de mecazen kullanılıyor. Allah göktedir deniyor mecazi olarak. Sema ama yükseklik bazen demektir. Ve putlaştırdıkları ile ilişkisini kessin. Bütün ama mesele bu. Siz böyle açıklıyorsunuz da bazı ayetlerde Allah ne yerdedir ne göktedir. Allah her yerdedir denmiyor mu? Allah ne gök diyorsun? Gök yok deyince Allah anlaşılsın ki. Güzel, Allah göklerdedir ve yerdedir diyor. Bir ayet-i kerimede de ben şah damarınızdan size daha yakınım diyor.
O da o ayette var. Bir ayette de Allah göktedir diyor. Burada gökte yücelik manasında, yani gök acaba bildiğimiz feza, mekan anlamında değildir. Bir ayette mi geçiyor? Efendim, bir ayette Allah göktedir o diyor. O ayette kullanılan Arapça gök kelimesi acaba yanlış mı çeviriyor? Aynı şekilde sema. Yani biz gök diye çeviriyoruz. Belki de çeviri problemi var yani Türkçe'ye aktarma. Çünkü Arapça'da sema kelimesi hem gök, feza anlamında gök manasına geliyor, hem de yücelik manasına geliyor. Peki şimdi size, siz tabii çok bu işlerin detayına girmişsiniz. Evet. Ayrıntıları biliyorsunuz, araştırmışsınız, ilim yapıyorsunuz, din ilmiyle uğraşıyorsunuz. Ben size daha basit sorular soracağım. Aklınıza bu sorular gelmiştir. Diyorsunuz ki çok rahat anlaşılabilir Kur'an-ı Kerim. Biz anlayamıyoruz ama siz çok rahat anlayabiliyorsanız bize şunu söyleyebilir misiniz? 3 sene sonra, 5 sene sonra bilim ve teknoloji alanında neler ortaya çıkacak? Kur'an-ı Kerim'e bakarak söyleyebilir misiniz çok rahat anlayarak? Çünkü yeni bir buluş olduğu zaman, işte aya ayak basıldığı zaman bazı din bilginleri diyor ki Kur'an-ı Kerim'de vardır. AIDS hastalığı ortaya çıkınca, kimse bilmiyor ama ortaya çıktığı zaman deniyor ki bu felaket Kur'an-ı Kerim'de vardı. Demek ki bazı şeyler ortaya çıktıktan sonra Kur'an-ı Kerim'e atfedilebiliyor. Ama siz tam tersini savunuyorsunuz. İnsanlar çok rahat anlar. Siz anlayanlardan biri olduğunuzu söylüyorsunuz. Çok rahat anlıyorsanız bize söyleyebilir misiniz? İşte 3 sene sonra, 5 sene sonra bilim ve teknolojide neler olacak? Evet. Nerelere gideceğiz? Nelerle karşılaşacağız? O zaman şu konunun iyi anlaşılması lazım. Kur'an'ın görevi, vazifesi hidayettir. İnsanlara Allah'ın mesajını iletmek. Bu dünyada niçin bu dünyadayız? Ve görevimiz nedir? Hayatın anlamı nedir? Ve ahiretle ilgili bazı bilgilerdir. Bütün mesele bu. Yani bunun ötesindeki bilgiler Kur'an'a şey değil, amacı değil. Kur'an'a amacı bize fiziği öğretmek veya astronomi konusunda bizi bilgilendirmek falan değil. Ama bu konuyla ayetler var. Ayetler vardır. Ayetlerin anlaşılması mesela zaman içerisinde farklı olabiliyor. Bu da bizim kısırlığımızdır. Mesela size bir iki örnek vereyim. Bence çok iyi anlaşılır. Mesela halakal insane min alak. Alak suresinde, Kur'an'ın 96. suresinde bir ayet. Halakal insane min alak. Allah insanı alaktan yarattı diyor. Eski çevirilere baksanız alaktan yarattı diyor. Eski çevirilere baksanız, belki de bugünkü Türkçe çevirilerin büyük kısmında maalesef bu alak kelimesi kan pıhtısı olarak çevriliyor. Evet, bu kelimenin bir anlamı kan pıhtısı. Alak kelimesinin Arap lügatindeki anlamlarına baksanız 3 tane anlamı var. Kan pıhtısı, asılı tutunan şey ve bir de sülük. Şimdi eski müfessirler, ben de olsaydım onların yerinde, bunu kan pıhtısı olarak anlardım. Çünkü insanın yapısına olan bir organik madde insanı kan pıhtısına yarattı. Ama bunu Maurice Bucquel adında bir adam, bu Müslüman olduktan sonra necidir? Bu kendisi bilim adamı, kendisi yani bir cerrahtır, işte embriyolojiyi bilen birisi, diyor ki bu saçma, olmaz yani. İnsanın yapısında bir sperm var, işte dölleniyor şeyle, yumurtayla embriyo oluyor falan, kan pıhtısı diye bir olay yok, bu yanlış. Ondan sonra bu kelimeyi inceliyor, Arap değil, kelimeyi inceliyor, bir bakıyor ki bir anlamı da asılı tutulan şey. Diyor ki doğru anlam budur, ikinci. Yani sperm asılı mı? Yani embriyonun tam tarifi, embriyo duvara, rahim duvarına asılıyor. Yani bir ayetin anlamına bakıyorsun ki zaman içerisinde ehli tarafından bu iş şeyden birisi anlaşılabiliyor. Yani diyorsunuz ki yarın da bir başka bilim adamı başka bir şey açıklar, ona göre değişik anlam verebilir. Mümkündür. Mesela bir örnek daha vereyim. Gördünüz mü? Eğer bu mümkünse, bunu her şeyi bizim bugünden veya dün yaşayan insanların, geçmişte yaşayanların o geçmişte her şeyi bilmeleri, okuyup bilmeleri mümkün değil. Siz de bunun mümkün olmadığına ilişkin örnekleri veriyorsunuz. Gayet tabii. Ben bunu mesela Kur'an'ın bilimle ilgili veyahut da Kur'an'ın bazı gaybi mucizeleri vardır. Bunun geçmişlerin bilmesinin mümkün olmadığını söylerim. Bu zaten Kur'an'ın özelliği. Her zaman insana hitap edişi. Ama hüküm zor. ayetleri çok açık, çok net. Mesela haram eden ayetler. Diyelim ki etler, hayvanların haramıyla ilgili ayetler. Hiçbir şey yok. Bir ihtilaf söz konusu değil o ayette. Herhangi bir anlaşılmazlık söz konusu değil. Ama diyorsunuz ki bunu ihtilaflı halde sokmuşlar. Çok net ayet mesela. Sana söylerim. Diyor ki ey Muhammed de ki, 6. surenin 145. ayeti. Diyor ki de ki onlara, bana bunların dışında haram yoktur. Haram edilmemiştir. Hayvanlarla ilgili haramlar işte domuz eti, işte kan, ölü eti ve işte başkaları adına kesilen hayvanlar. Bunların dışında haram yoktur diyor. Siz de buradan yola çıkarak diyorsunuz ki domuz yağı örneğin haram değildir. Başka hayvanları da söyle. Efendim köpek de diyebilirsin, maymun da diyebilirsin, böcek de diyebilirsin. Eğer miden alıyorsa ye, almıyorsa yeme. Allah ye demiyor illa. Fakat Allah adına senin efendim zevkini, senin bir şey yemiyorsun. Efendim karides yemiyor bizim mollalar. Efendim karides haramdır diyor. Falanca mezhep karides yiyor, helaldir diyor. Efendim bilmem midye
haramdır, tahrimi mekruhtur Hanefi de, efendim Şafii de değil. Milletler efendim çıkıp Allah adına efendim haramlar düzüyorlar. İnsanlara Allah adına bir şeyi haram olarak mutlaklaştırıyorlar. Peki, onlar öyle söylüyor. Siz de şöyle söylüyorsunuz. Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre domuz eti haramdır. Ama domuz işte yağından söz edilmiyor. Domuz yağı haram değildir. Kesinlikle bu Allah çok net olarak Allah et ile yağı ayırabiliyor. Ve Arap dilinde yağ ile et arasında ayrım yapabilecek iki kelime var. Lahm ettir. Efendim şehm veya şuhum çoğulu. Ama yani sizin dediğiniz gibi olursa şimdi Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim kaç sayfa? Efendim? Kur'an-ı Kerim kaç sayfa orijinali? Sayfa olarak yaklaşık demeyelim de ayet. Sure diyeyim. 114 sure. 6300. Yok. İşte ne kadar sayfa tutuyor? 600 küsur. 600 küsur sayfa. Şimdi sizin dediğiniz gibi bu kadar detaylara yer verilmesini amaçlasaydı Allah, 600 küsur sayfaya mı sığardı? Yoksa o zaman ne olacaktı? Domuz yasaktır. Domuzun yağı yasaktır. Domuzun işte işkembesi yasaktır. Ne bileyim domuz ve ürünleri sayılacaktı. Böyle olsa sonra öteki hayvanlar sayılacak. Öteki hayvanların hayvanlardan üretilen yiyecekler, giyecekler sayılacak. Evet, evet. 600 sayfa değil, o zaman 600 bin sayfa olacaktı. Böyle bir şey olabilir miydi? Yani genel çerçevesinin çizilmiş olması doğru değil midir? Şimdi Hulki Bey, eğer ayet-i kerime deseydi, şunlar haramdır deseydi, belki böyle bir bahane, bir yol bulup da yüzlerce haramı şey edebilirdiniz, boca edebilirdiniz Allah'ın dinine. Ama Allah diyor ki bunların dışında haram yoktur de ki. Buna açık bir ifade olmaz. Yani bizim anayasayı yazanlar bile bu kadar açık, net bir şekilde belki yazamazlar. Bunların dışında haram yoktur diyor. Sınırlıyor haramları. Ve devamında ayet-i kerimede bunların dışında haram üretenlerin müşrikler olduğunu söylüyor. Çünkü Allah'ın dışında bunlar şeriat vaaz ediyorlar. Kendilerini Allah yerine koyuyorlar. İnsanlara çeşitli proteinleri, nimetleri haram kılıyorlar Allah adına. Ya senin miden almaz, yemezsin yemezsin, ama bir başka kültürde, bir başka memlekete insanlar o hayvanı yiyorlar ve ondan protein alıyorlarsa, onu sen Allah adına o insanları mahrum edemezsin. Geçmiş Mekke müşriklerin yaptığını aynısını bizim alimler yaptılar. Peki, ve ihtilafa düştüler. Sizin sorduğunuz soruyu size soruyorum kitabımızda. Evet. Neden midye, karides, yengeç, istakoz gibi hayvanların eti Şafii ve Maliki mezhebinde helal iken Hanefi mezhebinde mekruh ve haramdır? Allah'ın peygamberine göre nasıldır diyorsunuz? Nasıldır? Allah'ın peygamberine göre Kur'an'ın 145. 6. surenin 145. ayetidir. Peygamber elbette Kur'an'a inandı. Kur'an'ın münkürü değildi. Peygamber dedi ki insanlara aynen Allah'ın dediği gibi emrine göre bunların dışında haram yoktur dedi. Evet. Kur'an'a göre mezheplere ayrılmak ve dinde ihtilaf etmek putperestlerin adetidir. Allah'ın sürekli olarak kötülediği mezhepçiliği nasıl olur da översiniz diyorsunuz bazı din adamlarına. Evet. Bir din adamımız hatta, iyi geceler efendim. Alo. Hatta değil mi hocamız? Evet, bir hocamız değil, bir izleyicimiz hattaymış. İyi geceler efendim. İzleyicimiz de galiba hatta değil. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. Size de buyurun. Sayın hocama dikkatimi çekti. Çok önce incelemiştim. Bir konuda bir açıklık istiyorum efendim. Şimdi 56. sure, Vakıa suresi 8. ayetinde aynen okuyorum. Muzaffer Nebioğlu'nun çevirisi efendim. İlki diyor parantez içinde, sağcılardır. Parantez içinde, bilir misiniz? Sağcılar mutluluğa ererler. 9. ayetinde parantez içinde sonra, solcular parantez içinde gelir. Bilir misiniz? Solcular neye uğrarlar? Şimdi tabii efendim ben Diyanet İşleri'nin çevirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i de inceledim. Aynı ayetleri okudum. Böyle bir şey yok. Ama piyasada satılan maalesef bir sürü çevirilerde bunları görüyoruz. Hocam bu konuda ne diyecek? Ben Yaşar Nuri Sayın, çok saygı duydum, Yaşar Nuri Öztürk'ün açıklamasını da okudum. Gayet iyi açıkladı bunu. Ama Sayın Hocamın 19. kitabını okudum. Bu konuda ne düşünüyor efendim? Kendisinden rica edeceğim. Siz hatta kalın. İyi akşamlar efendim. Hatta kalın isterseniz Sayın Demirel. Oldu efendim. Siz ayrılmayın, buyurun. Evet, bu da benim tespit ettiğim işte yanlış çevirilerden birisi. Çünkü bir zaman sağcılık solculuk vardır. Bazı hocalar sağcıdır. Efendim ayet-i kerimede hiç sağcı kelimesinin Türkçe'de ifade ettiği anlamla hiçbir ilişkisi olmayan bir tanım Arap dilinde işte sağ tarafta olmak
o zaman uğrun ifadesi, güzelliğin ifadesi, yani ideolojik sağcılıkla veya solculukla hiçbir alakası olmayan dildeki bir ifade. Hani sağduyu diyoruz, bunun sağcılıkla alakası yok. Dilde öyle insanlar kullanmışlardır ve Kur'an-ı Kerim insanların kullandığı dili kullanıyor. İdeolojiyle hiçbir alakası yoktur. Onu sağcı diye çevirmek yanlıştır. Sağcı olsaydı o zaman yeminiyyun olması lazımdı. Eshabul yemin diyor. Sağ tarafta olanlar diyor. Yoksa sağcılar olsaydı şimaliyyun, yeminiyyun olması lazımdı. Yanlış çevirilir. Çevirin temelinde bir ideolojik bir şey var, bir taraf var. Peki bu bilim adamları tefsirciler mi, evet, çevirir? Çevirenler tefsirci, evet, mi diyorsunuz? Evet. Tefsirciler 1400 yıldır hiç mi uyanamadılar? Yani yani bana da yanlış geliyor. Sizin görüşünüze, evet, katılıyorum, evet, burada. Ama niye 1400 yıldır herkes, bu işte uğraşan herkes çevirmeye çalıştı ve bu gerçeği göremediler? Bu kadar basit bir şey. Bu aslında yok. Bu yeni bir hata yani. Bu daha önceki çevirilerde böyle sağcı yoktu. Ne zaman sağcılık solculuğu çıktı, işte bazı hocalar bunu sağcı olarak çevirme yoluna gittiler. Bu da Kur'an-ı Kerim'de var diye. Bu da var mı diye değil, aslında bulundukları işte tarafı şey ettirme, işte haklı gösterme şeklinde bir motivasyon. Evet. Sayın Demirel, başka sorunuz var mı? Çok teşekkür ederim efendim. Hulki Bey, başarılar dilerim. Peki, hocama da iyi geceler. Sağ olun efendim. Evet, siz birkaç tane daha çelişki verir misiniz bize? Evet. Mesela bir Fikri Yavuz'un kitabından bir şey. Bu 24. surenin 1 ve 2. ayetlerini çevirirken şöyle bir parantez koyuyor. Yani parantez yoluyla ayeti tümüyle değiştiriyor. Affedersiniz. Evet. Onu okumadan şunu sorayım. Tabii. Bilmeyenler için. Ben de, tabii, bilmeyenlerden birisiyim. Bu açıklamalarda, meallerde, evet, çok sıkça, bütün Diyanet'inki de dahil olmak üzere, sıkça parantezler kullanılıyor. Evet. Arapça Türkçe'yi tutmadığı için mi bu var? Yoksa orada o çeviren kişi kendisine göre öyle anladığı için mi o parantez içine o kelimeyi koyuyor? Niye bu kadar? Ben paranteze karşı değilim. Yani dil motamot başka dile tercüme etmek çok zordur. Arada bir parantez koymak zorundasın. Bazen bağlam ilişkisini göstermek zorundasın. Mesela Arapçada 3 zamir vardır. 2 zamir vardır. Dişi erkek zamiri. Türkçe'de o zamiri bir tek zamirle ifade ediyorsun. Zamirin kaynağını Arapçadaki gibi detaylı göstermek için bazen parantez koymak zorundasın. Fakat bazı parantezler hiçbir delili yok. Yani bağlamdan, Kur'an'ın herhangi bir yerinden, herhangi bir delili olmadan tümüyle indi olarak veya hadisler yoluyla veya falanca alimin işte görüşüne göre şey ediliyor, araya sokuluyor. Ve çelişki, yani tümüyle anlamı değiştirici parantezler olabiliyor. Onlardan birisi de bu, örnek ama olarak. Ama karşı değilim diyorsunuz. Efendim? Karşı değilim diyorsunuz. Doğru parantez vardır, bir yanlış parantez. Kur'an'ın anlamı içerisinde anlaşılan bir şey vardır. Bir de orada hiç olmayan, tümüyle fazladan, hatta anlamını tam değiştirecek bir parantez olayı vardır. Evet, bunlar anlaşılabilir yani. Mesela bu örneği, peki, görebileceğimiz, buyurun, gibi. Buyurun. Mesela ayet-i kerime şu, doğru anlamı olarak. Bu indirdiğimiz ve farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100 celde vurunuz diyor. Ve devam eden ayet-i kerimede bir de şahitlerin tanık olmasını istiyor bazı kişilerin. Demek ki toplum önünde bir çeşit yüz kızartma, bir çeşit caydırma cezası. Fakat bu hadis kitaplarında rejim cezası olduğu için alimler, mezhep alimleri de müşriklerin bir adeti olan taşla öldürme cezasını sonradan İslam'a soktukları için bu ayette bir manipülasyona gitmeye çalışıyorlar. Hemen başına şöyle ekliyor Fikri Yavuz, parantez içine, bekar olup da zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 değnek vurun diye. Bunun sanki bekarların cezası, işte Allah ufak cezayı Kur'an'da zikrediyor, büyük işte taşla öldürme cezasını da hadislere bırakıyor şeklinde. Halbuki ayetin devamına bakarsan evli erkek ve kadın söz konusu ediyor. Onların birbirlerine iftira etmeleri ve onunla ilgili hükümler. Yani bu ayet evli, bekar, herhangi bir kimse zina ederse o toplum önünde 100 celde, celde de deriye vurulan, böyle işte kemiği falan kırmayan veya da eti şey etmeyen, zedelemeyen, deriyi incitecek bir değnek. Tabii celde, cilde vurulan bir şey. Yani ciltle ilgili bir olay, cilde bir eziyet verme ve bir de toplum önünde teşhir olayı vardır. Yani asıl taşla öldürme değildir. Kesinlikle o taşla öldürme müşriklerin adeti olarak Kur'an'da etmek geçir. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin adetidir taşla. Yani rejim kelimesi sürekli müşrikler tarafından kullanılıyor. Şimdi bakın, ben Arapça bilmiyorum ama mantık dini, evet, olduğuna göre aklıma şöyle bir şey geliyor. Tabii bu sizi de yanıltmasın, evet, benim yolumdan, tabii, gitmeyin siz, yani kendi yolunuzdan gidin ama...
celde diyorsunuz, 100 celde evet canım. Cezası vurulacak zina edenlere rejim cezası olarak. Sonra diyorsunuz ki bu derinde bir çeşit 100 kızartma, bir çeşit caydırma cezası. Fakat bu hadis kitaplarında rejim cezası olduğu için alimler, mezhep alimleri de müşriklerin bir adeti olan taşla öldürme cezasını sonradan İslam'a soktukları için bu ayette bir manipülasyona gitmeye çalışıyorlar. Hemen başına şöyle ekliyor Fikri Yavuz, parantezine bekar olup da zina eden kadınla zina eden erkeğin her birini 100 değnek vurun diye. Bunu sanki bekarların cezası, işte Allah ufak cezayı Kur'an'da zikrediyor, büyük işte taşla öldürme cezasını da hadislere bırakıyor şeklinde. Halbuki ayetin devamına bakarsan evli erkek ve kadın söz konusu ediyor. Onların birbirlerine iftira etmeleri ve onunla ilgili hükümler. Yani bu ayet evli, bekar, herhangi bir kimse zina ederse o toplum içinde 100 celde, celde de deriye vurulan, böyle işte kemiği falan kırmayan veya da eti şey etmeyen, zedelemeyen. Deriyi incitecek bir değnek. Tabii celde, cilde vurulan bir şey. Yani ciltle ilgili bir olay, cilde bir eziyet verme ve bir de toplum önünde teşhir olayı vardır. Yani asıl taşla öldürme değildir. Kesinlikle de taşla öldürme müşriklerin adeti olarak Kur'an'da geçer. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin adetidir taşla. Yani rejim kelimesi sürekli müşrikler tarafından kullanılıyor. Şimdi bakın ben Arapça bilmiyorum ama mantık dini olduğuna göre aklıma şöyle bir şey geliyor. Tabii bu sizi de yanıltmasın. Benim yolumdan gitmeyin siz. Yani kendi yolunuzdan gidin ama... celde diyorsunuz, 100 celde evet canım. Cezası vurulacak zina edenlere rejim cezası olarak. Sonra diyorsunuz ki bu deriyi incitecek bir değnek. Evet, evet. Ve sonra da teşhirden söz ediyorsunuz. Evet. Teşhir edince insan bu ciltle ilgili bir şey ise, evet. Kötü bir şey yaptığı zaman insan açığa çıkarsa bu yüzü, derisi kızılır. Minseye kelimesi var ki veyahut da odun falan var. Bu celde, celde kelimenin kökü olarak cilden vuruyor. Cilde vurulacak herhangi bir şey. Yani efendim sopa değil, baston falan değil. İşte ya onlar... Bizim, belki manevi bir şey kastediliyor. İşte teşhir ettiğiniz zaman zaten ciltle ilgili bir şey. İyi geceler efendim. Alo. Alo. Efendim. İyi geceler hocam. İyi geceler efendim. Evet, Sayın Edip Yüksel'in açıklamalarını, bu saate kadar olan açıklamalarını izlediniz. Evet. Siz bu görüşleri nasıl değerlendireceksiniz? Tefsir Anabilim Dalı Başkanı olarak. Efendim, programı izledim başından beri. Edip Yüksel Bey'e yöneltilebilecek çok sorular var. Buyurun. Fakat ben bunlardan en önemli gördüğüm bazı konuları öne sürmek istiyorum. Buyurun. Evvela üslup meselesi üzerinde durmak istiyorum. Ne meselesi? Edip Yüksel Bey'in üslubunu tasvip etmediğimi müsaadenizle belirtmek istiyorum. Hani bir ilim adamı, bir medeni insan olarak daha saygılı bir üslup kullanabilirdi. Mesela mezhepleri sayarken Hanefi, Şafii, Şambeli gibi olmayan mezhep de bir tekerleme haline getirip şey yapması, mezhepleri küçümsemesi doğru değil. İslam alimlerini mollalar diye küçümseyici bir tarzda karalamaya çalışması doğru değil. Bu üslup meselesiyle ilgili. Bunun dışında arz etmek istediğim temel meselelere geçiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in mübin ve mufassal sıfatlarını hatırlatarak Kur'an'ın ayrıca açıklanmaya ihtiyacı olmadığını ileri sürdü. Doğrudur, Kur'an-ı Kerim'in mübin vasfı vardır. Fakat mübin demek hakikatleri açıklayan, kesin hakikatleri bildiren demektir. Hakkı batıldan ayıran demektir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in mübin olması, ondaki bütün kavramların, bütün kelimelerin, bütün meselelerin ayan beyan olması, seviye farkı olmaksızın bütün insanların istisnasız olarak aynı şekilde anlayabileceği manasına gelmemektedir. Nitekim sadece bir ayet-i kerimeyi hatırlatalım. Cenab-ı Allah Nahl suresinin 44. ayetinde
Ve enzelna ileyke zikre li tübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim buyurmaktadır. Peygamberimize hitaben, ey Resulüm, biz sana da zikri indirdik ki insanlara indirilmiş olanı, yani Kur'an'ı açıklayasın buyurulmaktadır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in açıklanmaya ihtiyacı olduğunu bizzat Cenab-ı Allah Kur'an'da açıkça bildirmektedir. Ve bu açıklanma görevi birinci derecede Peygamberimize verilmiştir. Bu çok açık. Burada kesebilir miyim? Çünkü çok konuları şey diyoruz. Sonra devam ederiz. Ben cevap vereyim bu bölüme. Ne dersiniz? Olur mu hocam? Öyle mi gidelim? Efendim, nasıl takdir ederseniz. Peki. İsterseniz ben ele almak istediğim meseleleri peki arz edeyim. Siz başlayacağınızı söyleyin ama hatta kalın yine de. Evet efendim. Buyurun. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim açıklanmaya muhtaçtır ve bu açıklanma işi birinci derecede Peygamberimize verilmiştir. Bir başka konu, Peygamberin putlaştırıldığını ileri sürdüler. Böyle bir şey İslam tarihinde olmamıştır. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif kitapları, tefsirler, İslami kitaplar ortadadır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yalnız elbette Peygamberimizin bir mevkii vardır. Peygamberimizin kendisinin layık olduğu bir tebcil ve tazim vardır ki Kur'an-ı Kerim zaten bunu istemektedir. Evet, hüküm yalnız Allah'ındır. Buna itiraz eden bir Müslüman da yoktur. Yani hüküm yetkisi, insanlara hüküm koyma yetkisi, onlara helal haram kılma yetkisi yalnız Allah Teala'nındır. Buna itiraz eden yoktur. Ama biz bu Allah'ın bu hükümlerini, helallerini, haramlarını nereden öğreniriz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'den herkesin anlayabileceği yerler vardır. Onları anlayan anlar. Anlayamadıklarını Peygamberimiz tebliğ eder. Peygamberimizin tebliğ ettiği hükümler onun helal veya haram kıldığını göstermez. Ama Allah'ın hükmüne delalet etme bakımından, yani Allah'ın hükmünü tebliğ etme bakımından Peygamberimizin sözlerine uyarız, hadislerine değer veririz. Hocam, Edip Yüksel açıklama yapmadan evvel ben küçük bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Edip Yüksel diyor ki hadisler, sünnet ve mezhep kaynakları şeytanidir diyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Efendim, hadislerin şeytani olması, mezheplerin şeytani olmasını yani ilmi yönden kabul etmek mümkün değil, iddia etmek mümkün değil. Peki, siz çünkü fıkıh mezheplerinin nasıl teşekkül ettiği, hadis kitaplarının nasıl teşekkül ettiği tarihi hakikat olarak ortadadır. Peygamberimizin asrından beri, Peygamberimizin hayatından beri hadis kitapları yazılmıştır. Peygamberimizin bizzat teşvikiyle hadisler yazılmıştır. Gerçi başlangıçta Kur'an-ı Kerim metniyle karışmamak için, bu karışmayı önlemek için Peygamberimiz bir tedbir olmak üzere hadislerin yazılmamasını tavsiye etmişti. Fakat bu daha sonra bizzat kendileri tarafından değiştirilmiştir ve Peygamberimizin sahabilerinden 52 sahabinin biz hadis yazdığını bugün tarihi bir hakikat olarak görmekteyiz. Zaman olsaydı bunları tek tek sayabilirdik. Hocam, hatta kalın da Sayın Yüksel bunlara yanıt versin. Bir anlaşmazlık olursa siz cevap verirsiniz. Hay efendim. Önce uslup konusunda. Aslında Kur'an'ın uslubu benim uslubumdan çok daha serttir. Allah diyor ki en zalim insanlar Allah adına din uydurup bunu Allah'a isnat eden insanlardır. Ve mezhep imamları, ben İmam-ı Azam'ı bundan tenzih ediyorum. Çünkü onun adına düzülen mezhep aslında kendisinin değil. İmam-ı Ebu Yusuf, Ebu Ahmet tarafından sonradan düzülmüştür. Kendisi aslında bir Kur'an talebesi, Emeviler ve Abbasiler tarafından zulüm görmüştür hadisleri kabul etmediği için. Parantez içinde söylüyorum bunu.
Fakat Kur'an-ı Kerim mezheplere ayrılmayı bir şirk alameti olarak gösteriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَّ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ Dinlerini fırkalara ayıranlar, kendileri mezhep mezhep olanların seninle bir alakası yoktur diye Muhammed Peygamber'e söylüyor. Kur'an'ın mübin oluşu apaçık. Kur'an-ı Kerim, yani mübin kelimesini bile, açık olan bir kelimeyi bile siz sağa sola çekip anlamını bozmaya çalışıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki, ayetin beyinatin, apaçık ayetler. Fakat Allah-u Teala bunun müminlerin göğsündedir diyor. Kur'an'a inanmayan... Bir saniye. Bir dakika. Ben sizi kesmedim. Bir saniye. Kur'an'a ayetlerini falanca filancanın rivayetleriyle, efendim iştihatlarıyla değiştiren insanlar elbette Kur'an'ı anlayamazlar. 16-44 ayetini sizin anlayışınız, aslında anlamayışınız maalesef. Bunun bir örneği, çok açık bir örneği. Siz bu ayeti, yani verdiğiniz anlam gözüküyor ki demek ki Kur'an'ı maalesef incelemiyorsunuz. Siz dediniz ki, biz sana mesajı, inna enzelna ileyke zikre litubeyne linnâsi. Biz sana zikri indirdik ki insanlara onu açıklayasın. Siz açıklama kelimesini burada tafsil edesin, izah edesin manasına aldınız. Halbuki bu açıklama kelimesi Arapça'da da Türkçe'de de iki anlama geliyor. Zaten sizin burada sınandığınız bir ayettir. Müteşabih bir ayettir. Münafıklar aşağı çıkarılıyor bu ayette. Sizin dediğiniz ne? Ben din adamlarını kastediyorum. Evet. Açıklama kelimesi litübeyine Kur'an-ı Kerim'de de iki anlama geliyor. Bir, gizli bir şeyi açığa çıkarmak, ketmin zıddı, ketim gizlemenin zıddı olarak bir şeyi gizlememek, açığa vurmak. İkincisi de anlaşılmayan bir şeyi açıklamak, izah etme manasında kullanılıyor. Ve bu ayeti kerimede anlamı izah etmek değil, açığa vurmaktır. Çünkü peygambere vahiy gizli olarak verildi. Birçok ayet-i kerimede sana vahiy edini gizleme. Bir örnek vereyim. Çok not aldınız siz. Süremiz de daralıyor. Hepsine cevap verin. Detaya girmeyin. Tamam. Bir anlaşmazlık olursa detaya girersiniz. Hemen bunu bitiriyorum şu konuyu. Litübeyne kelimesi aynı şekilde ehli kitap için kullanıyor. Allah-u Teala diyor ki ehli kitaba, Hristiyan ve Yahudiler size kitap indirdik. Letübeyyünün nehulinnaz. Siz onu açıklarsınız. İzah edesiniz değil. Onu gizlemeyesiniz diye devamı geliyor. 3. surenin 187. ayeti bu ayeti açıklıyor. Fakat tabii ki bu ayeti tümüyle Kur'an'ın diğer ayetlerine çelişkili bir anlam verince tabii hadis kitapları, efendim içtihat kitapları falan boca ediyorsunuz. Peygamberlerin putlaştırılması meselesi gelince Hristiyanlara sorarsanız inkar ederler bunu. Biz putperest değiliz derler. Ben de ki putperestlerin en önemli şeyi, en ortak özellikleri putperestliklerin inkardır. Mekke müşrikleri de putperest olduklarını kabul etmediler. Onlar muvahhid olduklarını, tevhidi inanca sahip olduklarını inanıyorlardı. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki ahiretten onlar şoke olacaklar. ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَةُمْ اَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا وَمَا كُنَّ مُشْرِك۪ينَ 6. surenin 23. ayeti diyor ki onlar ahiret gününde onların bir tek şeyi şu olacaktır. Ey Rabbimiz biz müşrik değildik diyeceklerdir. Mesela peygamberin ismini camilerde Allah'ın yanına koyuyorsun. Sadece onun ismi değil diye başka isimler. Halbuki Kur'an-ı Kerim diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescitler sadece Allah'ındır. فَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, tapmayın, yalvarmayın. Bir bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim diyor ki وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Namazı sadece beni anmak için kıl. Fatiha'da biz Allah'a hitap ediyoruz. Namazın anlamı salat, Allah'la irtibat kurmaktır. Fatiha'da diyoruz ki ey Rabbim sadece sana kulluk eder, sadece yardım dileriz. Otururken bir bakıyorsun ki uydurma hadisle sokulmuş tahiyyat diye bir dua vardır. Orada peygambere ikinci sahas olarak hitap vardır. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey nebi sana selam olsun diyorsun. Yani nebiye selam olsun diye üçüncü şahıs olarak almıyorsun. Nebi karşında, peygamber karşında sanki seni dinliyormuş gibi ona otururken ona hitap ediyorsun. Bu açık anlamıyla şirktir. Ya namazı hem Allah'a hem peygambere kılıyorsun. Ve hatta diyorsunuz ki peygamber bu duayı yaparken kendisini mi anıyordu diyorsunuz. Tabii peygamberin böyle hatta, bir duayı yapması da saçmalı. Hatta Fatiha suresinin sonunda amin kelimesi vardır. O da İbranice'den girmiştir. Tabii o da Hristiyanlardan sonradan sokulma, Kur'an'da olmayan bir şey. Fakat bu çok önemli. Bu şirk çünkü Muhammed hazır nazır değil Allah gibi. Seni işitmez. Allah diyor ki onlar ölülerdirler. Elçiler için diyor. İnsanların putlaştırdıkları elçiler için. Onlar sizi işitmezler. İşitseler bile cevap veremezler. Burası önemli bir konu. Hocamız evet. Cevap versin. Ben daha birkaç örnek işitseler bile cevap veremezler. Burası önemli bir konu. Hocamız evet. Cevap versin. Ben daha birkaç örnek vereyim putlaştırma olan. Yok. Alabilir miyim? Buyurun hocam. Efendim çok çeşitli
çelişkiler var, çok çeşitli konular var. Onların hepsini tek tek tartışmak zor. Evet. Fakat ben müsaadenizle Edip Yüksel Bey'e şu soruyu sormak istiyorum. Buyur. Yani önce o kadar sığ bir sığ bir anlayış ki Peygamberimizin adının camiye yazılmasını onu putlaştırmak şeklinde nitelendirmek hangi akıl sahibi tarafından yapılır? Yani hangi insan tarafından makul görünür? Bunu anlamak çok zor. Bunun hiç alakası yok. Fakat ben şu soruyu sormak istiyorum ve vaktiyle bu sahabe asrının sonlarında da bir kişi tarafından sorulmuş soruya cevaptır. Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki İmran bin Hüseyin, sahabeden İmran bin Hüseyin'in bulunduğu bir mecliste, bir yerde kişinin biri dedi ki bize sadece Kur'an'dan bahsedin. Kur'an'da olmayan şeyi anlatmayın şeklinde hadislere önem vermemeyi ve tek Kur'an'a yönelmeyi ifade eden bir şey söyledi. Bunu duyan İmran bin Hüseyin ona dedi ki sen daha ortada yokken biz Kur'an'a inandık, ona bağlandık. Kur'an'ın manasını da biz elbette anlarız. Fakat ben sana soruyorum diyor İmran bin Hüseyin o kişiye. Sen bana söyler misin? Sen Peygamberimizin açıklaması olmasaydı namazı nasıl kılacaktın? Yani söyle bakalım sadece Kur'an'ı okuyarak bana nasıl namaz kılacağını anlatır mısın? Günde kaç vakit namaz var? Sabah namazı kaç rekat? Öğlen kaç rekat? İkindi kaç rekat? Bu rekatlarda ne okumak lazım? Namazı Kur'an'a bağlı kalıp evet, Peygamberimize ihtiyaç duymadan anlayabilir misin? Zekatı anlayabilir misin? Zekat var Kur'an'da. Zekat verin buyuruluyor. Fakat zekat hangi mallardan? Bu malların nisapları neler olacak? Ne miktar verilecek? Demek ki Kur'an Peygamberimizin açıklamasını nazar itibara almadan Kur'an'ın en temel buyruklarını bile anlamak mümkün değil. Şimdi hocam ben bir şey sormak istiyorum. İzin verirseniz. Buyurun. Şimdi zekat örneğini verdiniz. Hazreti Muhammed bu zekatın hangi mallardan ne oranda verileceğini açıklarken neye dayanarak, Allah'tan aldığı başka bizim bilmediğimiz bir bilgiye dayanarak mı bunu söylüyor? Yoksa o söz konusu ayeti bizim anlamadığımız bir şekilde anlayıp onu mu bize açıklıyor? O bizim göremediğimiz yüzdeleri, malların cinslerini, işte zenginlik alameti olan malları, o işte iki veya üç satır neyse ayetin uzunluğu, oradan mı çıkararak bize söylüyor? Efendim Peygamberimiz ayette bizim anlayamadığımız bir takım şifreleri anlayarak değil, bunu Allah Teala'nın vahyi ile bildiriyordu. Yani ayrı bir vahiy. Ayrı bir vahiy. Ki ayetin ona dışında. İslam alimleri gayrimetlu vahiy derler. Yani hadisler de gayrimetlu vahiydir. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde buyurmuştur ki ve böyle ileride bir takım kişilerin çıkıp Allah'la Resulünün arasını ayıracağını Allah ona bildirmiş ki öylece buyurmuş. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Ebu Davud'un Sünen'inde yer alır bu hadis-i şerif. Ben Edip Yüksel Bey için söylemiyorum ama kamuoyu için söylüyorum. Kamuoyu için Ebu Davud'un Sünen'i Kütüb-ü Sitte'dendir. Sağlam hadislerin yer aldığı kitaplardan biridir. Peygamberimiz buyuruyor. Dikkatli olun. Çok geçmeden rahat koltuğuna oturmuş olarak size şöyle diyen kimseler çıkacaktır. Ey insanlar, işte Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Allah neyi helal kıldıysa, neyi haram kıldıysa Kur'an'da açıklamıştır. Kur'an'dan başkasını nazar itibara almayınız. Siz böyle diyen kimselere inanmayınız ve biliniz ki bana Kur'an ve onun bir misli vahyolunmuştur. Kur'an gibi vahyolunan başka bilgiler de vardır. İşte alimlerimiz bu hadisten ve daha başka bazı ayetlerden hareketle bu kabil vahye vahyi gayrimetlu yani
Kur'an-ı Kerim metlu vahidir. Tilavet edilen vahidir. Ama bazı hadislerdeki hükümler gayr-ı metlu vahidir. Yani vahidir. Bağlayıcılık bakımından Kur'an gibi bağlayıcıdır. Kesinlik bakımından Kur'an gibi kesindir. Ama bu tilavet edilen, kendisiyle ibadet edilen, namazlarda okunan bir vahiy değildir. Binaenaleyh bunları Peygamberimiz Allah'tan aldığı vahiy ile bildirmiştir. Şimdi Edip Yüksel Bey Hulki namazı Bey, nasıl kılar acaba? Profesör Suat Yıldırım Bey, bu söylediklerinizi halk yüzyıllardır işitiyor. Lütfen yani biraz bana şey bırakın, biraz siz benden çok daha fazla konuşuyorsunuz burada. Bırakın biraz da Kur'an'ın mesajını insanlar işitsin. Siz alimleri, din alimlerini yüzyıllardır işitiyorlar. Yani biraz da ben mi mesaj vereyim diyorsunuz? Bir dinleyin, ben Kur'an'dan bahsediyorum, Kur'an ayetlerini söylüyorum, falanca filanca hadis değil. Siz zikredin, elbette hadis uyduranlar o hadisleri koruyacak hadisler de uyduracaklardır. Yani o hadisin %100 peygamber tarafından söylediğine dair deliliniz yok. Kesinlikle bunu ne ilmi olarak izah edebilirsiniz ne de hadis kitaplarınızla. Çünkü hadis kitaplarınız çelişkiler koleksiyonu. Öyle hadisler, bir saniye. Bu söylediğiniz hadis, namazı nasıl? Kur'an'ın namazı geleceğim. Değil mi? O suraları, namaz o var. Namazı nasıl anlıyorsunuz? Namaz nasıl ifa edilecek? Müslüman din adamlarına 19 soru kitabının 16. sorusu bu konuyla ilgili. Fakat ben bu konuyu halletmeden ona gelmeyeceğim. Çünkü burada önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Ben bunun cevabını vermek zorundayım. Onun cevabını verin de Edip Bey, siz Müslüman din adamlarına 19 tane soru sormuşsunuz. Evet. Suat Yıldırım Hoca da size bir tane soru soruyor. Siz önce o bir tane soruyu cevaplandırın. Ben buna cevap vereceğim. Söz veriyorum. Tabii. Ben şu anda vermeyeceğim. Çünkü şu anda iddialar hepsi cevapsız kaldı. Yaptığınız çok büyük iddialar var. Kur'an'la çelişen, peygamberin mesajıyla çelişen iddialar. Bunlar cevapsız kalmasın diyorum. Peki, hızlıca cevap verin. Evet. Süremiz de oldu. Başka konuklarımız da olacak. Cevap mesela Ebu Davud'dan zikrediğin hadis. Diyor ki bana Kur'an ve benzeri verin. Bir namazı, saniye. Kur'an'ın namaz emrini nasıl anlayacağız, nasıl ifade edeceğiz? Siz Kur'an'a bir kere inanmıyorsunuz. Ben size niye namazdan bahsedeyim ki? Kur'an ve benzeri verildi demek Kur'an'ın ayetini inkardır. Kur'an ayeti kerimede diyor ki فَبِئَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Çok ilginç. Hadis kelimesini Allah kullanıyor. Allah ve ayetlerinden sonra onlar hangi hadise inanırlar diyor. Sen diyorsun ki efendim misli gibi bir hadis var diyorsun. Şu Ebu Davud'a inanıyoruz diyorsun. Kur'an-ı Kerim diyor ki Kur'an'ın mislini getiremezsiniz. Sen diyorsun Kur'an'ın misli var. Yani iki ayetle apaçık çelişen bir hadis var. Bir uydurma hadis. Bunu hadisleri savunmak için delil getiriyorsun. Lütfen söz alabilir miyim? Soruya. Şimdi bakınız ben onu geniş Müslüman kamuoyu için söyledim o hadisi. Sizden ise sadece beklediğim namaz emri Kur'an'da var. Bu namazı siz nasıl kılmamızı istiyorsunuz? Peki, vereyim. Onu bildirir misiniz? Peki. Kur'an-ı Kerim Allah dediği gibi, tabii müminler Allah ne derse ona iman ederler. Mübindir, açık bir kitaptır. Ve açık kitabında Allahu Teala akimus salat ederse, namazı kıl derse, demek ki o namaz kelimesi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan namaz kelimesi o dönemde Araplar tarafından, o günkü insanlar tarafından bilinen olay. Çünkü Kur'an-ı Kerim herhangi bir kelimeyi... Şimdi bakın Edip Bey, zamanımız daralıyor. Evet. Hocamız çok basit bir soru sordu. Hazreti Peygamberimiz bunu açıklamasaydı siz namazı nasıl kılacaktınız? Yok, Peygamberin namazı açıklaması olayı palavra. Kesinlikle palavra. Miraç olayı en uzun hadislerden birisi. Rezalet bir şey. Yani namaz açıklanmamıştır mı diyorsunuz? Namaz Muhammed, Ebu Cehil, Ebu Leheb de namaz kılıyordu Kur'an-ı Kerim'e göre. Yani bilinen bir olay. İbrahim'den itibaren gelen bir olay. İbrahim'in namaz kıldığını söyle Allah-u Teala, Musa'nın namaz kıldığını... Peki şöyle söyleyelim. Bakın hiç heyecanlanmaya gerek yok. Yani Hazreti Muhammed söylemese dahi o tarihte namaz biliniyordu, kılınıyordu. Hazreti Muhammed de söylemiş olabilir mi diyorsunuz? Söylemesine gerek yok çünkü herkes yapıyor. Gerek yok ama size göre gerek yok. Belki söylemiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim eğer bir kelimeyi söylüyorsa, eğer kelime Arapça'da değilse zaten Arapça bir kitaptır. Onların bildiği kelimelerle hitap ediyordu. Es-salate, the-salat. Bu Türkçe'de elin şeyi yok, el tarifiye. Namazı kıl veya namazı kıldığınızı biliyordu Allahu Teala.
Hac ediyorlar o günkü insanlar, Mekke müşrikleri. Neye göre namazı kılıyorlardı o insanlar? O günkü insanlar, İbrahim'den itibaren gelen bir görenek var. Yani bu namazı... namazı ilk defa, şunu mu söylüyorsunuz? Namazı ilk defa Hazreti İbrahim mi açıkladı? Tabii, 21. insanlar? Surenin 72. ayet. Kanıta gerek yok. Tabii. Yani Hazreti İbrahim açıklamıştı namazı. Hocamızın namazı sorusuna cevabınız tabii, bu. Tabii. Zaten bu nesilden nesile geliyor bu bilgi. Zaten yüz binlerce, tamam, milyonlarca insan tarafından hocam, şekil olarak korunuyor. Hocam, bu açıklama doğru mudur? Hazreti İbrahim'den bu yana mı namaz biliniyordu? Efendim, namaz ibadeti vardı fakat hadiyatıyla farklı şekillerde ifa ediliyordu. Evet. Benim henüz beklediğim cevap şu. Şimdi Kur'an'da geçen namaz kılınız, ekimiz salate'yi Edip Bey nasıl anlıyor? Bu o zaman şimdiye kadar alıştığımız Müslümanların kıldığı namaz var ne oluyor? Yani kendisi Kur'an'a göre namazı nasıl anlıyor? Hocam şöyle anlıyor galiba. Şimdi Edip Bey cevap verirse uzayacak. Ben kısaca cevap vereyim benim Edip Bey'in açıklamasını anladığım kadarıyla. Yani mevcut olan bir alışkanlığı ibadet şeklinde devam ettirin anlamında. Zaten biz biliyoruz Hazreti Muhammed'in açıklamasına gerek yoktu. Yani ayette de bu emredildiğine göre mevcut normal güzel bir ibadeti devam ettirin anlamında mı anlıyorsunuz? Mekke müşriklerinin. Öyle mi anlıyorsunuz? Tabii, tabii. Peki. Tabii. Başka sorunuz var mı hocam? Efendim kafi, ben fazla işgal etmeyeyim. Estağfurullah. Teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi geceler katıldığınız için. Evet, diğer konuklarımıza da geçeceğiz ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor şu anda. Sonra birlikte olacağız. Ek bir cevabınız varsa onu alalım. Yoksa ben öteki açıklamalarınızdan devam ediyorum. İşte mesela Mekke müşriklerini bizim hocalar onların şirklerini maalesef çarpıtmışlardır. Yani bakıyorlar ki onlar şefaate inanıyor, biz de şefaate inanıyoruz. Evet, çarpıtılmıştır. Evet. Diyorsunuz ki kitabınızda 19 sorudan 19 sorudan birinci sorunuz bu. Evet canım. Tıpkı Yahudiler gibi Müslümanlar da Muhammed peygamberin ölümünden sonra uydurdukları binlerce yalanı peygambere yakıştırdılar. Evet. Çok ilginçtir ki bu uydurma dini kuralları tıpkı Yahudiler gibi hadis yani söz ve sünnet yani pratik olarak adlandırdılar. Evet. Cahil insanlar Kur'an'da eleştirilen tipte sayısız sorular sordular ve cevaplar beklediler. Örnekler veriyorsunuz. Evet. Örneğin uyurken hangi tarafa yatacağız? Helaya önce hangi ayakla gireceğiz? Abdest alırken parmaklardan mı, dirseklerden mi yıkamaya başlayacağız? Sakalımızı ne kadar uzatacağız? Tırnaklarımızı hangi gün ve hangi sırayla keseceğiz? Yemekleri hangi elimizle yiyeceğiz? Hangi sebzeleri ve meyveleri yemek daha sevaptır? Bu saçma sapan soruların cevabını Allah'ın kitabında bulamayınca peygamberin ağzından cevaplar üretmeye, yani yalanlar çıkarmaya başladılar diyorsunuz. Mezhep mezhep de bölündüler diyorsunuz. Tabii ki yani Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 67. ayetinde ki Bakara ismi oradan geliyor. Yahudilere Allah-u Teala bir işte inek kesin, bir düve kesin dediği vakit onlar işte rengi nedir, işte yaşı nedir diye detaylı sorular sordular. Gereksiz detaylar sordular. Allah bunu eleştiriyor. Neredeyse emredileni yapmayacaklardı diyor. Aynı şekilde Müslümanlar da Kur'an'ı yeterli görmemeye başlayınca efendim kendilerinin hayatlarının her safhasında sanki ayet gerekliymiş gibi. Halbuki Kur'an-ı Kerim 5. surenin 101. ayetinde. Kur'an'ı yeterli görmemeye başlayınca mı demek lazım ona? Yoksa o insanların, bunları soranların cehaletinden mi demek lazım? Veya merakından mı demek lazım? Ortada bir kitap vardır. Herhangi bir kitap. Edebiyat kitabı da olabilir ortada. Şiir kitabı da olabilir. Ama insanlar onu okumadığı için soru sorarlar. Siz de bana dediniz ki programın başında keşke benim kitabımı okusaydınız. Cevabı var orada. Yani bu işler öyle anlaşılabiliyor demek ki. Ama bu tür adetler anlamsızdır diyorsunuz. Yani hangi ayakla tuvalete girilmesi gerekir? Tırnağımızı nereye keseceğiz, nereye atacağız? İşte çocuğun göbeğini kesip nereye atacağız? Bunlar saçmadır diyorsunuz. Hukki Bey, Kur'an'ın ana mesajı tevhiddir. Allah'tan başkasına kul olmamak, Allah'tan başkasının kitabını dini kaynak edinmemektir. Fakat Müslümanlar gırtlaklarına kadar şirkin içerisindeler. Yani Kur'an'ın anlattığı şirk, efendim illa falanca Allah demek değildir. Mekke müşrikleri
Mekke müşriklerinin şirki şuydu. Yani falanca filanca meleklerin veyahut da evliyaların kendilerine şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Evet. Onlar hac ediyorlardı. Onlar namaz kılıyorlardı Kur'an'a göre. Fakat onların bir şefaat inancı vardı. Bir de başka haramlar oluşturmuşlardı. Allah'ın haram ettiklerinden fazla. Şefaate gerek yok mu diyorsunuz? Kur'an-ı Kerim diyor şefaat yoktur. O gün diyor bütün din gününde sadece yargı Allah'ın elindedir. O gün ne şefaat vardır ne aracılık vardır. Ancak diyor Allah'ın izin verdikleri şefaat eder ve onlar da doğruyu söyler. O ne demektir? Başka bir ayet-i kerimede onu açıklıyor. Diyor ki o şefaat edenler ancak doğruyu söyler. Demek ki şefaat olayını Allah-u Teala bir kurtarma olayından çıkarıyor. Tümüyle bir tanıklık olayı haline getiriyor. Ama şefaat olayı var. O şekilde bir tanıklık oluyor. Yani sadece doğruyu söyler. Zaten doğru ortada. Yani bir insanı kurtarma şeklinde değil. Yani Muhammed Peygamber'in bilmeyen, kendisinden sonra yüzlerce sene gelmiş insanları kurtarması diye bir olay yoktur. Muhammed'in biricik sözü var. Eğer şefaat olacaksa biricik şefaati Kur'an-ı Kerim'de şudur. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنِ مَهْجُورًا. Sanıyorum 25. surenin 30. ayeti, elçi diyecek ki ey Rabbim benim halkım Kur'an'ı terk etti diyecektir. Yani Muhammed'in biricik şefaati olacaksa Yıldırım Bey hakkında, onun Kur'an'ı terk ettiği hakkında tanıklığı olacaktır ve maalesef alimlerimiz Kur'an'ı terk etmiştir. Nasıl tanıklığı olabilecektir sizin mantığınıza göre? Yani doğruyu söyleyecektir işte onlar. Nereden bilecektir sizin mantığınıza göre? Onu tabii Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Zaten nasıl haber veriyor? Bu ayetin kendisi haber veriyor. Nasıl haber veriyor? Bizzat bu ayeti peygamber işitmedi mi? Ve peygamber biliyor ki... İşitti ama mesela şu anda sizin Kur'an'a bağlı ya da bağlı olmadığınızı veya benim bağlı olup olmadığımı Hazreti Muhammed nereden bilecek? Kur'an-ı Kerim diyor, insanların çoğu diyor şeytanın yolunda giderler. Diyor halkın çoğuna tabi olursan... Peki Hazreti Muhammed bunu nereden bilecek? Siz diyorsunuz ki Hazreti Muhammed bunları bilemez, şefaat edemez. Çünkü olursa bir tek buraya eder. Peki Allah... ötekilere şefaat edemez de buna nasıl şefaat eder? Birini yapan ötekileri de yapabilir. Yok, bir şefaat değil. Bu sadece bir tanıklık olayı. Ahirette... ötekilere kendisine... tanıklık edemeyen bu şeye nasıl tanıklık edecek? Yok, yani bilinecektir. Yani o gün insanlar ahirette Allah onların günahlarını, sevaplarını, durumlarını gösterince... onu Allah bilecektir ama. Tabii Allah biliyor. Peygamberin hiçbir haberi yok ama peygamber orada durumu görüp efendim onları men edecektir. Aynı şekilde İsa için söz konusu. Peki Hazreti Muhammed bunu nereden bilecektir? Orada bildirilir. Allah tarafından bildiriliyor ve o zaman peygamber... Peki Allah tarafından diğer olaylar da bildirilebilir. Evet. Hazreti Muhammed'e. Demek ki biri bildiriliyorsa pek çoğu da bildirilebilir. O zaman şefaat olayı kesinlikle bir etkili bir faktör değil. Tümüyle tanıklık olayıdır. Tamam. Bu anlamda kabul ediyorsan hiçbir sorun yok. Yani peygamberin şefaatini istiyorum demek, peygamberin tanıklığını istiyorum bu konuda demekse, siz tanıklığa inanıyorsanız böyle bir şey var demek. Ama bu şekilde peygambere özgü, falana özgü bir şefaat söz konusu değil. Yani birisine özgü siz, yapınca... Siz bana şefaat edebilir misiniz? Efendim? Öteki dünyada siz bana şefaat edebilir misiniz? Ben eğer, başka bir insan. Eğer seni tanıyorsam, seninle bir ilgim varsa tabii ederim. Yani sen efendim benim akrabamsın, tanıdığım bir insansın. Şu anda tanıştık. Evet. Siz bana ahirette bilmiyorum, şefaat edebilir yani, misiniz? Şefaat, sizin şefaat ilişkiye bağlı bir şey yani. Şefaat yetkiniz var mıdır sizin insan olarak? Her insanın vardır Allah-u Teala. Evet. Yani Allah'ın izin verdiği, Allah kime izin verirse, sana izin verirse sen kardeşin hakkında, baban hakkında bunu şefaat edemiyoruz. Orada bileceğiz. Tanıklık eder. Tabii Allah herhangi bir kimseye bu özelliği vermiyor. Zaten onu vermek, o insana yücelik veriyorsun, aracılık veriyorsun. Allah buna şirk diyor. Hiç kimsenin gücü ama yok. Ama istediğine diyor verebilir diyorsunuz. Ha, Allah istediğine, Allah dilerse Muhammed'e verir, dilerse vermeyebilir de. Ama verdiği kabul ediliyor. Verdiği söylemiyor ki Kur'an-ı Kerim. Bu uydurma işte. Ve efendim, peki onu az sonra hocalarımıza soracağız. Tabii. Siz ayetlerin anlamını saptırma gayretlerine başka örnekler veriyorsunuz. Diyorsunuz ki, telefon mu? Evet. Sizin için Allah'ın elçisinde güzel bir örnek vardır. Evet. İşte Ashab suresinde mi bu? 33. Evet. Sure. Sizin için en güzel örnek Resulullah'tır, evet, diyorsunuz. Bu da 7. yüzyıl Arap örf ve adetlerinin bir yansımasıdır diyorsunuz. Burada güzel örnekten kastedilen savaştaki kahramanlıktır. Sizin kitabınızın 10. sayfasında bu. Evet, o günün putperestlerinin örneğin Ebu Leheb'in bile sakallı ve sarıklı olduğu gerçeğini düşünmeden bu örnekliği sakal sarık gibi elçilikle alakası olmayan bir özelliğe bağlamışlardır diyorsunuz. Evet. Değil mi? Yani sakalın fazla anlamı yok diyorsunuz. Evet. Peki. Bir başka, Allah'a ve elçisine itaat ediniz. Bak şu ayeti de unutma yani, çünkü din alimleri bu ayeti istismar ediyorlar, suistimal ediyorlar. Efendim elçisinde örneklik vardı, bu örnekliği Bukhari, Müslim falan örnekliği şey diyorlar. Evet. Halbuki bu ayet-i kerimin bağlamında peygamberin mücadelesi, savaş içindeki efendim cesareti söz konusu ediliyor ve bu konuda örnek vardı diyor. Ve aynı ifade İbrahim ve beraberindekiler için de, evet, kullanılıyor. 60. surenin 4. tamam, ve 6. ayetleri diyor ki İbrahim ve beraberindekilerde sizin için güzel bir örnek vardır. Nerede? Ama İbrahim'in... bu örneklik kahramanlık
anlamında mıdır diyorsunuz? Yok, onun İbrahim'in mücadelesi tevhidi bir mücadeledir. O Kur'an anlatıyor. Yani İbrahim'in hadis kitapları yok. Eğer örneklik hadis kitaplarını gerektiriyorsa Muhammed'in örnekliği, hani İbrahim'in hayatını anlatan, efendim onun sözlerini şey eden hadis kitapları nerede? Kur'an ona da refere ediyor. Fakat bu refere Kur'an'da anlatılan örneklikle alakalı. Siz yoksa aradınız da mı bulamadınız o Hazreti İbrahim'in hadis kitabı? Yok öyle bir şey. Yani yok derken arayıp da bulamadınız için mi yok diyorsunuz? Hiç kimse bulamadı. Hani kim buluyor ki? Kim iddia ediyor ki? Öyleyse belki birisi diyebilir ki var. Yani arayıp da bulamadınız yani, için mi? Yok, şu var yani. Kur'an'ın döneminde böyle bir olay yok. Şu dönemde böyle bir şey var efendim? Mı? Hazreti İbrahim'in sözleri derlerine toparlanmamış şey yok yani. Tarihi olarak zaten öyle bir şey yok. Bence var ama. Buyur. Yani bütün peygamberlerin sözleri, Hazreti İsa'nın da Hazreti Musa'nın da sözleri var. Hazreti Musa'nın 10 emri var. Bunu herkes biliyor. Hulki Hazreti İsa'nın sözleri var. Bunlar hadis değil mi? O peygamberlerin hadisleri değil mi? Yok diyorsunuz. Hazreti İbrahim'in de sözleri var. Hulki Nasıl Bey. Yok diyorsunuz? Hulki Bey, sözleri var. Bakın bu sözleri, Kur'an acaba o sözlere mi işaret ediyor? Bir hayatını bakın, anlatıyor. Yok, yok demek ayrı. Bunların ne anlama geldiğini söylemek ayrı. Başka bir şeye giriyorum. 12. sayfasında kitabınızın diyorsunuz ki, bunu Müslüman din adamlarına sormuşsunuz. Ben de bir televizyoncu olarak size soruyorum sizin sorularınızı. Evet. Hadis kitaplarındaki doğru hadislerin sayısı da belli değildir. Evet. Bu demektir ki doğru hadisler de var ama biz sayısını bilmiyoruz. Evet. Öyle mi? Gayet tabii, hepsi yalan değildir. Sizin çelişkiniz hadislerin doğruluğunun sayısını bilmemekle mi yatıyor? Hayır. Nerede yatıyor? Tekrar ediyorum. İçinde doğrular olabilir. Elbette doğru sözler vardır. Başka kitaplardan, yani herhangi bir kitabı aç kütüphaneden, içinde doğru sözler vardır. İçinde o hadis kitaplarının, peygamberin %100 söylediği sözler de olabilir. Ama kesinlikle bilemeyiz. Ama şu sözleri peygamber söyleyebilir diyebilir. Şu sözleri söyleyemez diyebilir. Peki sizin mantığınıza göre biz ayetlerin doğruluğunu neye görebileceğiz? Ayetleri Kur'an'ın peygamberlerin sözlerini bilemediğimize göre ayetleri niye görebileceğiz doğruluğunu? Şu var yani, çünkü peygamberin sözlerinin yer aldığı en sahih kitaba bakıyoruz, Buhari'ye. Ben mollalara oradan bazı hadisler şey ettiğim vakit. Hangi mollalara? Yani din adamlarına. Evet. Ben molla demeyeyim bundan sonra, din adamlarına diyeyim. Onlardan bazı hadisleri naklettiğim vakit yüzlerini buluştular. Kaşamak yol ararlar çünkü cevap veremezler. Çünkü utandırıcı hadislerdir. Peygamber'e hakaretler Peki, vardır. Allah'a hakaretler vardır. Benim sorumun yanıt olmadı. Evet. Siz ayetlere inanıyorsunuz. Ayetlerin doğruluğunu hangi kaynaklara göre biliyorsunuz? Ayetin doğruluğu bizzat kendisinden. Yani Kur'an. Ama 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçti arada. Çok güzel. Ve bence çok önemli bir soru. Allah bunun zaten bu konuda bize yardım ettiği cevabını veriyor. Yani nasıl veriyor? Hadisleri inkar ettiğin vakit efendim diyor ki, ya bu insanlara olan güvenimizi kaybederse Kur'an'a olan güvenimiz de kayboluyor. Çünkü hadisleri nakleden güya insanlar aynı insanlar Kur'an'ı naklettiler şeklinde bir iddia var. Birisi, bu iddia tarihen yanlıştır. Çünkü Kur'an peygamber döneminde yazıldı. Hadisler yazılmadı. Bu iddialar yeni çıkmaya başladı. Efendim bir sahabenin teki yazmış. Halbuki kesinlikle yani. Hep bir başka bir şeyden söz ediyorsunuz. Evet. Ayetlerin, bugün inandığınız ve bizim de inandığımız ayetlerin doğruluğunu neye göre biliyorsunuz? Kur'an'ın kendi tanıklığı olan matematiksel sistemle biliyoruz. Ama Kur'an da bugüne kadar çeşitli yıllarda, her yıl bugün de olduğu gibi yazıla gelecek nesillere kalıyor. Dur. 14 asırdır yazıla kalıyor, geliyor. Hadisler de yazıla geliyor ama diyorsunuz ki hadisler doğru değildir, şeytanidir. Peki ayetlerin doğruluğunu siz hangi ölçüye göre biliyorsanız, inanıyorsanız, ben o ölçüyü esas alarak hadislere uygulamaya çalışıyorum. Okey. Bir, Buhari dediğin hadis kitabı Muhammed Peygamber'den 240 sene sonra yazılıyor. Buharalı bir adam tarafından. Yani bu kadar 240 sene içinde unutulmuştur, yanlışlık olmuştur. Ne unutulması? Müslümanlar Müslümanları öldürmüştür. Bir sürü dinden insanlar İslam'a girmiş. Çeşitli motivasyonlar var. Siyasi bir sürü çelişkiler, çatışmalar var. Mezhep olmuşlar. Az önce sayın hocamız Suat Yıldırım dedi ki 52 tane galiba, yanlış hatırlamıyorsam 52 tane sahabesi yazmaya başlamıştı. Yazılmasın denmesine rağmen hadisler yazıldı. Demek ki o konuda bir çelişki var. Evet. Şimdi başka bir... Fakat Kur'an'ın matematiksel mucizesidir. Kur'an'a olan güveni getiriyor. Tabii. Peki, üçüncü sorunuzda diyorsunuz ki düşünce ve inanç özgürlüğü, sayfa 15. Evet, hadis kitaplarındaki saldırgan ve despot dini emirler İslam dinini zalim ve zorba bir din haline sokmuştur. Buna birkaç örnek verir misiniz? Kur'an-ı Kerim diyor ki la ikrahe fil din, dinde zorlama yoktur. Femen şa'e felyumin ve men şa'e felyekfur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kur'an-ı Kerim açık bir özgürlük getiriyor. Dini açıdan, her açıdan. Yani zorlama diye bir olay yok. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız vakit peygamberlerin karşısındaki insanlardır. Despot olanlar, zalimler, peygamberler ve onlara inananlar sürekli zulme uğramışlardır, saldırıya uğramışlardır. Fakat ne yazık ki hadis kitaplarına bir bakarsınız ki Muhammed peygamber tümüyle efendim zalim, insanları Allah için öldüren, efendim baskı eden bir insan durumunda. Mesela bir hadiste
peygamber kendisini eleştiren bir kadın şaireyi öldürmek için bir bölük gönderiyor ve onlar o kadını öldürüyorlar. Veyahut da efendim din yolunda efendim çoluk çocuğu kadınları bile öldürebilirsiniz diye izin verdiğine dair hadisler vardır. Mürtet dinden dönen öldürülür diye Kur'an'la çelişen iddialar vardır. Efendim. Çok basit. Evet. Ben din bilgini değilim ama düşünmeye çalışan bir insanım. Evet. Eğer Kur'an'la çelişen hadisler varsa biz bunlara gayri sahih, doğru olmayan hadisler deyip bir tarafa bırakıp ona sırtımızı çevirip Kur'an'la uyum sağlayan hadislere bakmamız doğru değil midir mantıklı? Peki sen bir şey sorayım. Cevap verin de sonra sorun. Yani, anlamsızdır, gereksizdir. Hiç öyle ne gereği var? Şimdi eğer Kur'an'a zaten uyuyorsa zaten Kur'an'da var. En güzel şekilde Allah tarafından ifade edilmiştir. Niye yüzlerce kitabın arasında vaktini şey edersin, aklını kaybedesin? O ayrı bir şey. Ne gereği var ki? Eğer zaten Kur'an'la çelişenleri atıyorsak, zaten Kur'an'a uyanları kalacak. Kur'an'da var. En güzel şekilde Allah tarafından en güzel hadisle ifade edilmiştir. O zaman ne gereği var? Niye o zorluğa girelim? Niye efendim? Yani her kitapta da bulabiliriz. Farklı bir şey söylediniz. Tabii. Beşinci soru, taşla öldürme rejim cezası. Bunu söylediniz. Valla onu esas söylemedik. Hadis kitapları, işte en güvendikleri hadis kitapları Bukhari. Bu konuda rezalet iddialar var. Efendim evet. Diyorlar ki bir ayet vardı. Güya taşla eşşeyhu ve şeyhetu izazene fercumuhme elbette diye rejimle ilgili bir ayet vardı. Bu ayet Kur'an'da yok şimdi. Efendim peygamber öldükten sonra bu ayet Hazreti Ayşe'nin yatağı altındaydı. Bir keçi yemiş keçi onu. Keçi yedi, böylece nes oldu diye. Efendim bütün hadis kitaplarında bu nesi şeyi. Çok saçma bir şey olduğu için ben inanmıyorum mesela. Ama siz bu inanılıyor. Rejim ayeti buna. Ama inanmayanlara diyebilirsiniz ki siz doğru değildir inanmayın. Ama hadislerin hepsi yanlıştır demek başka bir şey. Ama tekrar ediyorum, bu sahih denilen hadis kelam. Şimdi ben soruyorum hocam. Ama o zaman siz dersiniz Bukhari'de ki kaç tane sahih hadis var? Bukhari'nin hepsi sahih midir değil midir? Buna cevapları eğer hepsi sahih ise sorularım var. Oradan bir sürü hadis vardır ki onu şey edemezler. Siz diyorsunuz ki peygamberimizin sözlerinin bir kısmı yanlış gelmiş. Bunu herkes söylüyor. Evet, onları herkes ayırmaya çalışıyor. Onun için bir bilim dalı, bilim dalı oluşmuş. Yok, bu bilim dalı çeşitli var işte, hadisçiler var. Anlıyorum. Bazı kitapları kurtarıyorlar. Mesela Bukhari diyorlar ki sahihtir. Hocalarımız Bukhari'de yalan uydurma hadis olduğunu iddia edebilecek cesareti gösteremiyorlar. Etseler de kaç tanesidir? O bir tartışma. O zaman din elden gider zaten. Dinleri elden gider. Yok, din elden gitmez. Bakın başka bir şey diyorsunuz. Buyur canım. Rabbimiz bize Muhammed'i bile demezken, peygamberin kendisi ve arkadaşları Muhammed'i değilken, evet, biz falancı, filancı, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Sünni 20. sayfa takip ediyorsanız, Sünni, Şii, Selefi, Vehhabi, Süleymancı, Nurcu, Nakşibenci, Kadiri gibi fırka, mezhep ve tarikat isimleriyle kendimizi adlandırmayı marifet saydık. Evet canım. Evet, ne diyorsunuz? Ya, buna bir şey ilave etmeme gerek yok. Ve maalesef bu işte Kur'an'a uymamanın, Kur'an'ı izlememenin bir felaketli sonucu, insanları putlaştırmanın apaçık bir ifadesi oluyor. Peki, az önce de sözünü etmiştik. Altıncı sorunuzda, Allah'ın dininin biricik kaynağı olan Kur'an, erkekler için altın ve ipeği yasaklamamaktadır. Evet. Yasaklamıyor mu? Evet. Hayır. Niye söylüyorsunuz bunu? Öyle bir yasak yok. Allah diyor ki, bu Muhammed peygamberi diyor ki, sana bu Kur'an'ı indirdik, bu Kur'an'la hükmet. Haramlar, helaller Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Onun dışında zaten haramların icadı Allah şirk diyor. Yani Allah muhlisine lehuddin, dini Allah'a halis kılın diyor. Ve Muhammed peygamberi Kur'an'ın dışında herhangi bir vahiy geldi, kitap geldi, tümüyle palavra Kur'an'la çelişiyor. Altın ve ipek diyorduk. Evet. Altın ve ipek Allah haram etmemiştir. Ya haram edenleri zaten belirtiyor. Onun dışında Allah diyor size helal kılmıştır. Mesela 5. surenin 101. ayeti diyor ki senden sorarlar, şunu bunu sorarlar, çok soru sorarlar. De ki Allah onları size bağışlamıştır, size evet bırakmıştır diyor. Başka bir soru, resim, müzik ve satrancın haram edilişi doğru değildir. Süleyman öyle olsaydı Süleyman peygamber sarayındaki heykellerden dolayı işte günahkar olması gerekirdi diyorsunuz. Uçak yapan mühendisler, işçiler ve uçağa binen kimseler işte bu hadislere göre putperest olmuyorlar mı diyorsunuz? Hangi hadislere göre putperest olabilir uçak? Ya hadise göre efendim canlıların benzerini, canlıların tasvirini yapmak, çizmek, şeklini yapmak, resmini çizmek hadislere göre haramdır. Şirktir hatta diyor. Cehennemde diyor yanacaklardır diyor. Acaba buradan şey mi kastediyor? Yani bir insan yapmak, insanı yaratmak Allah'a özgüdür. Siz işte bir insan yaratmaya çalışmayın. Yaratmak Allah'a özgüdür mü? Onu mu kastediyor? Yoksa şekil yapmayın mı? Onu da mı siz yanlış anlıyorsunuz? Valla bunu mezhepler böyle anlamışlardır. Eğer hadis öyle
deş söylemi, yani hadisin amacı evet. öyleyse, ama mezhepler bunu efendim resim yapma yasağı olarak şey etmişlerdir. Evet, peki bir hocamız daha var. Profesör Doktor Mevlüt Güngör hocamız. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne. İyi geceler Sayın Hocam. İyi günler. Şu saate kadar Sayın Suat Yıldırım'dan sonraki açıklamaları da dinlediniz. Ama önceki bölümle de ilgili olsa az miktarda, daha çok sonraki bölümle ilgili açıklamalarınızı almak istiyorum. Evet, şimdi aslında konu dağıldı. Burada esas ana konu peygamberin dindeki yeri. Anlaşıldığı kadarıyla Edip Yüksel Bey, peygamberi sadece bir postacı kabul ediyor. Kitabı koymuş, gitmiş, aradan çekilmiş. Başka hiçbir rolü yok sanki. Bu bambaşka bir din çerçevesi çiziyor aslında. Bunun tahlil edilmesi lazım. Bu böyle mi yoksa değil mi? Evet. Hem de bu yanlışlık sonradan değil, günümüzde değil. Daha ilk asırda yapılmış peygambere hemen onun ölümünden sonra çok değişik bir yer verilmiş. Bu iddiayı da 1400 sene sonra Edip Yüksel Bey bulmuş, şimdi ortaya çıkarmış, keşif yapmış, bunu millete sunuyor. Bu çok enteresan bir iddia. Yani Hulki Bey, siz farkına vardınız mı, varmadınız mı bilmiyorum. Siz hep hadisleri kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Aslında peygamberi kabul etmiyor. Bunu açıkça ifade etti. Bu bakımdan kendisini takdir etmek lazım. Yani peygambersiz bir İslam tarifi var burada. Aslında bunun kompozisyonunun ortaya konulması lazımdı. Nasıl bir İslam olacak bu? Edip Bey mezheplerden şikayet ediyor. Mezhepler nihayet peygamberi ve Kur'an'ı bir anlayıştır. Yani onlar da bir şahıstır. Kur'an'ı anlamışlar ve anlatmaya çalışıyorlar. Eğer biz kişileri tek başına Kur'an'la karşı karşıya bırakırsak, o zaman herkes kendisine göre bir İslam tarifi ortaya koyacak ve kendisine göre bir İslam yaşantısı içerisine girecektir. Böylece milyonlarca mezhep türemiş olacaktır. Eğer biz kişileri Kur'an'la karşı karşıya koyarsak, böyle tek başına hiçbir kayıt olmaksızın. Aslında Kur'an böyle bir çerçeve çizmiyor. Peygamberi çok sağlam bir şekilde sağlam bir yere oturtuyor. Bu konuda pek çok ayeti kerimeler var. Aslında bunların burada tek tek ele alınıp incelenmesi lazım. Mesela bunlardan birkaçını ben okumak istiyorum. Ahzab suresi ayet 21. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için uyulacak en güzel bir örnek vardır. Edip Yüksel Bey bu ayeti zikretti ama bunu çok dar bir çerçeveye çekmeye çalıştı. Aslında burada tabii mana çok önemli. Cevap verebilir miyim? Verebilirsiniz. Ben de çok tamamlayayım, ondan sonra cevap verin. Peki. Ama ondan uzun sonra yani böyle konu peygambere itaati vurgulayan pek çok ayet-i kerime var. Kısa öz bir ifade: men yut'ir rasule fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu çok önemli. Ondan sonra başka bir ayet-i kerime de: biz her bir peygamberi kendisine itaat olunsun diye gönderdik buyuruyor Yüce Rabbimiz. Nisa suresinin 65. ayetinde: hayır, Rabbin hakkı için onlar aralarında çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış olamazlar buyuruyor. Ondan sonra Ahzab suresinde Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur diye bir tespit yapılıyor.
Ondan sonra başka aynı şeyde ayetler şey diyor, zikrediliyor. Evet. İsterseniz ama farklı anlaşılıyor. Evet. Hocam isterseniz bundan cevabını şimdi alalım. Şimdi cevap vereyim, ondan sonra devam ederiz. Son bir ayet şimdi, daha atmak peki son bir ayet size bitirelim. Evet, Ali İmran Suresi ayet 31-32. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Cenab-ı Allah peygamberine insanlara böyle söylemesini istiyor. Allah sevginizi ispat etmek istiyorsanız bana uyacaksınız. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruyor. Yani peygamberi devreden çıkartmak çok zor bir hadise Kur'an'a göre. Peki hocam, biz de sizi devreden çıkartmıyoruz, hattasınız, buyurun dedik. Şimdi peygamber postacı mı, Allah'ın postacısı mı diyorsunuz? Valla Allah'ın postacısı olmak az bir olay değil. Kur'an-ı Kerim bunu öyle söylüyor. وَمَا عَلَى رَسُولِ اِلَّا الْبَلَىٰ Resulün ancak tek görevi beladır, tebliğdir. Ve tebliğ olayı olarak da Kur'an'ı almıştır, Kur'an'ı tebliğ ediyor. Tabii ki Resulün bu görevini yetersiz görenler onu Allah'ın yanında dinin ortağı olarak da görmek istemişlerdir. İşte bütün felaket maalesef buradan kaynaklanıyor. Siz kendi hadis kitaplarınızı görmüyorsunuz. İşin çelişkisi burada. Yani Bukhari'de 5-10 kere tekrar eden, Müslim'de, İbn-i Hanbel'de tekrar eden hadis konusunda hiç cevap vermediniz. Kaçıyorsunuz o hadislerden. Mesela o hadiste diyor ki peygamber, işte ben daha önce zikrettim, ölüm yatağında gelin size sapmayacağınız bir şey için yazayım, bir şey yazayım, kağıt kalem getirin. Tek tek örneklerde yüzlerce örneğe ulaşırız. Yani orada buna benzer var. Hadislerin, yani sahabenin peygamberden sonra bile hadislerin yazımına karşı çıktıkları, onu efendim dinde tahrifat olarak gördükleri var. Hatta Muaviye döneminde İbn-i Hanbel'de Muaviye'nin ve Zeyd bin Sabit'in bunda ittifak ettikleriyle ilgili çelişkiler var. Bunları nasıl izah edersiniz? Bunlar yalan mı? Eğer bu yalansa niye diğeri yalan değil? İkincisi, Allah Resulü'nde örnek vardır ayetini saptırıyorsunuz. Çünkü o bağlam içerisinde veriliyor. O örneklik zaten zikrediliyor orada. Ve aynı ifade az önce dediğim gibi İbrahim için de kullanılıyor. İbrahim'in hadis kitaplarını göstermiyorsunuz bize. Demek ki bu hadis kitaplarını efendim... diyorsanız ki Resul'e itaat edin diye ayetler var. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Şimdi, dikkat ettiniz mi? Hiçbir yerde Allah demiyor Allah'a ve Muhammed'e itaat edin veya Allah'a ve Musa'ya itaat edin. Resul'ün görevi sadece tebliğdi. Resul'e itaat zaten Allah'a itaattir. Allah'a itaat zaten Resul'e itaattir. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Aynı yere varıyorsunuz. Ve tabii şey diyor ki Tevbe suresinin ilk ayetlerini size hatırlatayım. Lütfen onun üzerine düşünün. Berayetun minallahi ve rasulihi ilellezine ahedun minel müşrikin. Bu bir ultimatumdur. Allah'tan ve elçisinden müşriklere bir ultimatumdur diyor Allah-u Teala. Yani sizin anlayışınıza göre demek ki bir yanda Allah ve bir de Resulü beraberce bu ultimatumu hazırladılar. Hayır demek değildir. Aynı Allah Resulüne Allah'a ve Resulüne itaat ediniz makamında bu Resul bir iletici olduğu için burada Resul zikrediliyor. Yoksa şari olduğu için, ayrı bir kaynak olduğu için değil. Evet. Evet, peki hocam hatta mısınız? Evet, hattayım. Üstüne durdu bir geçti Sayın Edip Yüksel. Ama size bağlanmadan evvel biz onu ele aldık. Örneğin İbrahim peygamberin sözlerinin, hadislerinin olduğu kaynaklar, kitaplar yok mudur yeryüzünde? Şimdi İbrahim peygamberden kitap olup olmaması önemli değil. Yani Kur'an'ın bahsettiği kadarıyla Hazreti İbrahim'den pek çok sahneler aktarılıyor. Hocam doğru, önemli olup olmaması ayrı bir konu da var mıdır yok mudur? İbrahim'in hadis kitabı. Şimdi yoktur diyelim. O değişmez yani. Bu arada esas kasıt Kur'an'ın anlattığı kadarıyla Hazreti İbrahim bize örnektir. Mutlaka. Çünkü o en güzel örneği de şirk bakımından bize güzel bir örnek olmuştur. Esas burada dikkat edilmesi gereken konu, benim altını çizmek istediğim konu Hulki Bey, yani burada tamamen ama tamamen peygambersiz bir din tablosu çiziliyor. Bunun üzerinde duralım. Onun üstünde duracağım ama isterseniz bize aydınlatın. Hangi peygamberlerin hadis kitabı vardır Sayın Hocam? Hazreti Muhammed'in dışında. Her peygamberin hadis kitabı olmuştur ama onlar peygamberler görevlerini bitirdikten sonra işlerini bitirmişlerdir. Şimdi söz konusu olan bizim peygamberin hadisleri ve bizim İslam'da kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların peygamberi. Doğru, biz ona bir şey demiyoruz hocam.
Peki, o konuda ancak bu kadar aydınlanabildik. Sizin özellikle vurgulanmasını istediğiniz konuyu vurgulayalım. Peygambersiz bir İslamiyet'ten söz ediyor Edip Yüksel. Bunu vurgulamak lazım diyorsunuz. Bir de kişileri Kur'an'la tek başına karşı karşıya bıraktığımız zaman o zaman kişi başına mezhep türeyecektir. Tam tersi. Kur'an'a inanan, Kur'an'ı sadece kabul eden insanlar var ve onlar sizin gibi ihtilafa girmediler. Kur'an'ı maalesef siz bir ihtilaflar, çelişkiler kitabı olarak görüyorsunuz. Size bir soru sorayım. Siz hadis diyorsunuz. Mevlüt Bey. Gayet açık bir soru sorayım. Mevlüt Bey. Nasıl kılacak? Ben şimdi sorayım isterseniz. Hocam sen. Nasıl tutacak? Mevlüt Bey. Zekatı siz nasıl verecek? Orada Kur'an-ı Kerim'de sadece oruç tut, namaz kıl, zekat ver diyor. Nasıl olacak bu iş? Hocam bir saniye. Önce herkesin tabii birbirine soracak çok sorusu var. Benim de var. Burada yazılı çok sorum var ama aklımda da. Önce isterseniz sorduklarımızın bir cevabını alalım. Evet. Hocam dedi ki peygambersiz bir İslam'ı savunuyor. Siz öyle mi savunuyorsunuz? Valla tam tersi. Bu dinin tablosu nasıl? Genel bir çerçeveyi çizsin. Evet, bir saniye. Ben, ben peygamberin hayatını uğrunda feda ettiği bir kitabı diyorum. Peygamber bu Kur'an'ı tebliğ etti ve bu Kur'an onun döneminde yazıldı ve o Kur'an bir hidayet kitabı olarak görüldü. Hem peygamber tarafından hem sahabe tarafından. Sen Buhari'siz bir İslam göremiyorsun. Sen Müslim'siz bir İslam göremiyorsun. Bütün sizin, mesele o. Sizin mücadeleniz, fikri mücadeleniz diyelim. Hadisler konusunda düğmeni. Tabii. Peygambersiz bir İslam düşünmüyorsunuz. Peygamberi temsil eden Kur'an'dır aramızda. Evet, Allah peki. Peygamberi korurdu yoksa. Hocamın cevabı oldu. Ona ek olarak başka bir şey. Tabii. Amerika'da öldürülen Reşat Halife diye bir insan vardı. Evet, Reşat Halife kimdir size göre? Reşat Halife bir peygamber midir size göre? Hayır. Allah Teala diyor ki Muhammed peygamber Hatemün Nebiyindir. Son nebidir, son peygamberdir. Ve Kur'an-ı Kerim son kitaptır. Son ilahi vahidir. Peki Notlar adlı kitabınızın 26. sayfasında son peygamberin Reşat Halife olduğunu ve ona iman ettiğinizi söylüyor musunuz? Kesinlikle. Söylemiyorsunuz. Kesinlikle yanlıştır. Kitabınızın yine başka bir sayfasında Reşat Halife'nin 21 Aralık 1971 yılında Salı günü güneş doğmadan önce Mekke'de hac ziyareti sırasında bedeninden sıyrılmış bir ruh halinde evrenin bir köşesinde dolandığını ve bütün peygamberlerin ruhları ile görüştüğünü iddia ediyor musunuz? Bu bir hadistir. Benden rivayet edilen bir hadistir. Çöp tenekesine atınız bunu. Ya ama kitabınızda var bu. Bu benimle ilgili bir şeydir. Bunu siz çöp tenekesine atabilirsiniz. Niye? O kitabımı dağıtın çöp tenekesine. Ben burada Kur'an'dan bahsediyorum. Yani bir dakika. Bu siz yok. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bu benim ondan... O kitabı yazdınız ve o tabii, kitabınıza... Tabii. Şimdi o kitabınıza katılmıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? O kitabınızı yok etmek mi istiyorsunuz? Yok, belki, o görüşleri de yani, savunmuyor musunuz? Yok, onu yazdığımdan ben pişmanım. Çünkü kesinlikle bir rivayettir, bir hadistir. Notlar kitabınızı yazdığınızdan yani o, pişman mısınız? O, tabii o söylediğiniz kısmı tümüyle çöp tenekesine atarsınız. Ben de aynı hatayı işledim. Geçmiş ümmetlerin işlediği bir hata. Tutup efendim falancadan filancadan söz rivayet etme Kur'an'ın dışında bir olaydır. Demek ki o zaman siz de diğer bilim adamları gibiymişsiniz. O çöp tenekesine atmayı istediğiniz kitabınızın 37. sayfasında. Evet canım. Sahte ayetler başlığını taşıyan 37. sayfasında Tevbe suresinin son iki ayetinin sonradan uydurulduğunu söylüyor musunuz? Evet, evet ya hayır. Nedenini ayrıca soracağım. Yok tabii onların ayet olmadığına inanıyorum. Bu yani Kur'an'ın ayeti olmadığına inanıyorum. Halen bu konuda ayrı görüşlemişsiniz. Tabii. Evet. Peki genel İslam görüşü Kur'an'a siz de kabul ediyorsunuz. Hiçbir ekleme olmamıştır, bozulmamıştır. Bugüne kadar Allah korumuştur, gelmiştir diyorsunuz. Bu iki ayeti peki, Tevbe suresinin son iki ayetini, inkar gerekçesi nedir? Niye sonradan eklenmiştir buna diyorsunuz? Hem bozulmamıştır diyorsunuz, hem bozulmuştur anlamında iki tane ayet eklenmiştir. Bu nasıl bir çelişki? Valla şu... Kur'an, Allah Teala diyor ki Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. O ayeti kerimede beş vurgu Allah'adır. Yani eğer bir sürü efendim kitaplar, efendim yazıtlar, efendim şeyler üzerinde, mermerler üzerinde falan korunmuştur. Hatta Kur'an'dan çok da eski olanlar. Yani bu bir övgü olarak, sanki bir özellik olarak anlatılmazdı Kur'an'da. Eğer bu insanlar tarafından, Müslümanlar tarafından gayretle korunmuş olsaydı, onlara benzer bir koruma olurdu. Fakat burada Allah dikkati kendisine çekiyor. Yani bütün korunması Allah üzerinde. Ve nitekim matematiksel mucizesi Kur'an, matematiksel mucizesi Kur'an'ın harfi harfine, kelimesi kelimesine bir matematiksel sistem üzere kurulu olduğunu ve yapılan hatta imla hatalarını bu yolla tespit edebiliyoruz. Çünkü Kur'an bozulmasın, eğer başkaları uydurursa içindeki gizli olan bu matematik formülü, 19 formülü açığa çıkacak. Tabii.
Siz 19 formülüne göre mi bu tevbe suresinin son iki ayetinin eklendiğini söylüyorsunuz? Evet. 19'a uymuyor mu? 19'a uymuyor ve aynı zamanda işte eğer hadislere inanıyorlarsa kendi kaynaklarına hadis kitaplarında da bu konuda dumanları tutuyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Evet. Tevbe suresinin son iki ayeti doğrudur. Evet. Ama yanlış olan 19 mucizesi iddiasıdır dersem ne olur? Tartışmamız lazım. Buyurun tartışalım. Var mı yani 5 dakika ayırabilir miyiz bu konuya? Ayıracağız. Tamam. Bir dakika. Şimdi sizin çöp tenekesine atın dediğiniz fikirleriniz var notlar kitabınızda. Belki attığınız piyasada var mı yok mu bilmiyorum ama ben buldum. Şimdi bugünkü görüşlerinizde notlar kitabınızı hangi yıl yazdınız? Tekrar ediyorum görüşle bir alakası yok. Hangi yıl yazdınız? Belki de 5 yıl önce yazdım. 5 yıl önce. Bugün savunduğunuz fikirlerinizde 5 yıl sonra çöpe atabilir miyiz? Eğer atmayacağımızı nereden söyleyebilirsiniz? Ben seni hiçbir kimseye bana tabi ol beni izle demiyorum. Sen kendinden sorumlusun. Olabilir, olmayabilir diyorsun. Hiç beni izleme. Beni izlersen belki cehenneme gidersin. Zaten ben cennete bile gidersen, beni körü körüne izlersen sen yanlış yola gidebilirsin. Bizim kimi izleyeceğimiz bellidir. İzleyicilerimiz ne kimi izleyeceği bellidir. Yine bu çöpe atacağınız kitabınızın, bunları özellikle vurgulamak istiyorum ki sizin görüşlerinizin net olarak anlaşılması önemli. Notlar kitabınızın 48. 49. sayfalarında bir olaydan söz ediyorsunuz. Evet. Bir insan için enteresan bir olay. 23 Ekim 1986 günü öğle saatlerinde 1.30'da yani 13.30'da büronuzda oturuyormuşsunuz. Kalbiniz hızla çarpmaya başlamış ve 3.41 diye tekrarlayan bir şey işittiğinizi iddia ediyorsun. Bu 3.41 nedir? Ve bunun Cebrail tarafından kalbinize vahyedildiğini söylüyorsunuz. Siz Cebrail'den vahiy alabilecek ve almış bir insan mısınız? Ben de Cebrail'den vahiy alabilir miyim? Bu 3.41 nedir? Siz de bu anlamda bir Resul sayıyor musunuz kendinizi? Vallahi Allah korusun Resul iddiası kesinlikle böyle bir iddia yapamam. Böyle bir iddia yaparsam ben Allah'tan korkarım. Fakat Allah-u Teala bir ayet-i kerimede 51. kaçıncı sureydi unuttum onu. 41. sureyi 3. ayet olsa gerek. Orada size ufuklarda ve nefislerinizde ayetlerimi göstereceğim diyor. Ben bu Tevbe suresinin son iki ayetiyle ilgili çok büyük sıkıntı geçirdim. Yani Reşat bunların Kur'an'da olmadığını iddia ettiği vakit benim ilk ona cevabım sen haddini bilmiyorsun. Kur'an Allah tarafından korunmuştur. Kesinlikle bu iddia küfürdür diye ona karşı cevap verdim. Fakat daha sonra ben Kur'an'ın matematiksel mucizesini incelemiş bir insanım ve zerre kadar onda kuşkum yok. Bunu herkesle tartışmaya hazırım aslında. Peki bu olayı anlatır mısınız? Evet, ben bu olayı kısaca anlatayım. Evet. Ben sonradan inceledim, bir baktım ki matematiksel mucize 2-3 yerde çok önemli bir şey veriyor. Bir, zaten rahim kelimesinin sayısı Kur'an-ı Kerim'de 114 kereydi. Besmele'nin 4. kelimesi, o da 19'un katı. Allah kelimesi 2698, bununla birlikte bir fazla geliyor. Rahim kelimesi bununla birlikte bir fazla. Fakat daha önce buradaki rahim kelimesinin Muhammed için kullanıldığını söyleyerek bunu bir istisna olarak görebilmiştik. Fakat bir Allah kelimesi fazla gelince sonradan fark ettik bir hata yapılmış. O zaman dikkatler hemen ona çekildi. Çünkü daha önce dipnotta bu iki ayet var rahim kelimesinden dolayı. Bir de baktık ki iki ayet çıkınca ayetlerin tüm sayısı da 19'un katı oluyor. Yani bu iki ayet çıkarsa ayetlerin tüm sayısı da 6346 oluyor. O da 19'un katı. Ve bir de tarihte bununla ilgili bir sürü ilginç iddialar var. Tek şahitle göğe gelen biricik ayetler ve sondan bu sure nazil olmuş. Bu iki ayet daha önce nazil olmuş, sonra sure baştan. Bu da sadece buna göre. Ve Kur'an'ın yakılması olayı var. Hazreti Ali'nin Kur'an'a ilaveler yapılıyor. Ben efendim evimden çıkmayacağım Kur'an'ı yazıncaya kadar. Buna benzer bir sürü tarihi şeyler de var. Ben şüpheye düştüm. Fakat cesaret edemiyorum. Bunlar Kur'an'dan değildir demeye cesaret edin. Ya Kur'an'dansa inkar ediyorsan. Allah'tan yardım istedim. Allah'ın bana bir işaret verdi. İki hafta boyunca hayatımın en sıkıntılı zamanı. Yani tümüyle benimle Allah arasında olan bir olay. Benim ahiretimi ilgilendiren bir olay. İşte bir gün İnkılap Yayın Evi'nin Çağlıoğlu bürosunda ilginç soruların ikinci cildini yazarken yine aklıma bu geldi. Sıkıntı. Ben Allah'ım bir işaret ver. İşte o arada kalbin birdenbire müthiş bir çarpındı. 3.41, 3.41 diye. Türkçe bir şey. 341 de değil. 3.41. Hiç aklımda öyle bir ayet yok. Hemen Kur'an'a baktım. Baktım ki Kur'an aynen benim duayı şeyle tekrarlıyor. Bir Arapçayla. O قَالَ رَبِّ جَعَلِّ اَيَّةً dedi ki Rabbim bana bir ayet, bir işaret ver. قَالَ اَيَّتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ سَلَاسَةَ يَوْمٍ اِلَّا رَمْزًا senin ayetin işaretin hakla 3 gün konuşmamandır.
Ve ben o noktada o ayeti okur okumaz ben cevabımı aldım. Siz o ayeti daha önce okumamış mıydınız? Kur'an'ı tabii, tabii okumuşumdur. Ama o zaman aklınızda kalmıştır 341 kendi kendinize. Tabii bunu söyleyebilirsin. Buna inanmak zorunda değilsiniz. Tabii, tabii. Ben bunu hiçbir vakit... Ben söylüyorum. Siz inanıyorsanız tabii. Onu söyleyeyim. Ben sizi yanlıştır doğrudur demiyorum. Sadece söylüyorum. Olay tümüyle nefsi yaşanan benim özel bir şeyim. Ben kesinlikle o ses bir ses olarak ben şizofreni de yani şizofreniden de şüphe edebilirdim. Tümüyle olağanüstü bir olay olarak. Ben soruyorum. Olağanüstü bir olay olarak gördüm ben. Çünkü 341, 341 diye bir müthiş bir ses ama bildiğim ses değil. Ve hiç bu ayet numarası aklımda olan bir şey değil. Bir baktım ki aynı şekilde şey ediyor. Ve bundan sonra karar verdim ki bunu söyleyeceğim. Korkmadan bunların Kur'an'dan olmadığını söyleyeceğim. Ayet-i Kerime diyor ki halkla üç gün konuşma, halkı hesaba katma, çoğunluğa uyma. Çoğunluğa uyarsan zaten Kur'an diyor felaket bulursun. Ben dedim ki orada Allah ya bana yeter. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ı sık çağın onun devamında. Ben o zaten o ayetin de akabinde üç gün kimseyle konuşmadım. Millet bana delirdi dedi, şu dedi, hiç umurumda değil. Ve ondan sonra söyledim bunlar Kur'an'dan değildir diye. Hatta ondan sonra çok ilginç şeyler var gelişti. Bunları söyledikten sonra rahatladınız mı? Efendim? Bunları söyledikten tabii, sonra benim yani mı? Şu var yani bir ilmi bir bilgim var. Matematiksel sisteminden dolayı Kur'an'ın ne olduğunu biliyorum. Bir de bunun yanında Allah-u Teala benim enfüsi, benim nefsimde bunu destekledi. Eğer sadece bu enfüsi bir olay olsaydı güvenmezdim. Yani insanların nefsi tecrübelerinin yanıltabileceğine inanıyorum. Hristiyanlar bir sürü efendim şirke giriyorlar bu yolda. Efendim sufilerin bu anlattığınız olaya 341 evet. Olayının Cebrail tarafından kalbinize evet. Vahiy edildiğini evet. Şimdi de söylüyorsunuz, evet. İnanıyorsunuz. Bu da Notlar adlı kitabınızda yer evet. Alıyor. Evet. Ama inandığınız bazı fikirlerin yer aldığı kitabı çöpe evet. Atın diyorsunuz. Yani buna da yani ben bunu anlattığım yerde de söylüyorum. Bu sadece şahsi bir tecrübedir. Ama, ama inandığınız ve doğruluğuna inandığınız, halen savunduğunuz bir şeyi niye çöp atıyorsunuz? Yok, ben savunuyorum bunu. O zaman ben sizin ya da izleyiciler sizin inandığınız şeylerin çöpe atılacak değerde mi, değil mi? Ben nereden o kitabın bilecek? O bölümü, yani Reşad'ın bilmem falanca tecrübesiyle ilgili o bölümü kastettim. Yani bütün kitabı falan kastetmedim. Burada bir tecrübem var. Ama bu tecrübe sende de olabilir. Ben inanıyorum ki kim Allah için, sadece Allah için, efendim ekonomik, efendim sosyal, efendim maaş endişesiyle değil, sadece Allah için sıkıntıya düşerse ve gerçekten sadece Allah'tan yardım dilerse Allah ona yardım eder. Yani vahiy, bu kişisel anlamda vahiy, Allah Arı'ya da vahyettiğini söylüyor, Meryem'e de vahyettiğini söylüyor. Fakat tabii ki... Benim vahiyim de bu oldu diyorsunuz. Yok, ben bunu bir herhangi bir üstünlük olarak görmüyorum. Kesinlikle hayır, efendim, beni izleyin bundan kadar... dolayı değil. Ben bir zaaf içerisindeydim. Allah bana yardım etti. Ve sana da yardım eder, öbürüne de yardım eder. Çeşitli yönden Allah-u Teala işaretlerini gösterebilir. Ben zaten bunun çok evet, kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Evet. Yani buna inanıyor musunuz, evet. İnanmıyor musunuz diye soruyorum. Evet. Yine diyorsunuz ki bir başka kitabınızda, bu da Türkçe Kur'an çevirilerindeki hatalar kitabınız. Evet. 1992 yılında yazmışsınız. 85. sayfasında. Salavat getirmek şirktir diyorsunuz. Evet. Az önce de söylediniz. Delil olarak da Allah'la beraber başka bir ilah yoktur diyorsunuz. Değil mi? Bu salavatla başka ilgili bir, değildir. Yok, salavat için başka bir Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarmanın yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Yani, az önce de söylediniz. Bu bir ifade olarak aslında çok yani müşrik bir mantığın neticesidir bu. Çünkü ben Müslümanlar Allah diyebiliyor, Allah aşkına diyebiliyor, Allah'ı seversen tabii. Diyebiliyor. Peki başka ayetlerde de Allah'la beraber başka peygamberlerin, Hazreti Muhammed'in dışında başka... ...filancayı anmak değildir. Yani onun için Fatiha asıldır namazda. Ve o, aslında yani beni bu konuda eleştirenler kendi hadis kitaplarına da inanmıyorlar. Çünkü hadis kitaplarında... Mesela Müslim'de onlarca hadis görebilirsin ki Muhammed Peygamber Fatiha okudu, Fatiha'dan sonra rükâ vardı, secdeye vardı, hiç zam-ı süre yok. Bir iki tane hadis var, ondan sonra o iki, bir iki hadis, diğer o bütün o hadisleri galip geliyor. Fakat Kur'an'a göre baktığın vakit mesela namazda efendim mirasla ilgili şeyi Allah'a okuyorsun. Ne anlamı var? Veya da cihatla ilgili, savaşla ilgili ayeti Allah'a okuyorsun. Ne anlamı var? Bir anlamı yok çünkü... Bunun ne anlamı var diye bilim adamlarına, din bilginlerine sordunuz mu? Yani araştırıyorsunuz din bilgini dediğiniz insanlar diyor ki efendim peygamber bir hadise göre ki o hadis kitapları zaten şüpheli kitaplar kendileri şüphe içerisinde o evet. Kitaplarda efendim 10 tane hadise göre efendim Fatiha'yı sadece okumuştur ama işte bir iki tane hadis var Fatiha'dan sonra Zam-ı Sure de okumuştur. Mezheplerde itilaf var. Bazı mezheplerde Zam-ı Sure işte sünnettir, bazılarda efendim müstehaptır, bazılarda farzdır, vaciptir falan diye zaten itilaflar oluşu bile orada bir
dejenerasyon olduğuna bir işaret oluyor. Ama peki Kur'an'da ibadetler sadece namaz ibadeti değil, öteki ibadetler de ayrıntılarıyla açıklanıyor. Ama İslamiyet'in diğer dinlerin olduğu gibi kendine göre ibadet şekilleri, biçimleri var, sayıları var, şu kadar sayıları dedi. Bu konu, bunlar da bir sünnetle, yani peygamberin pratiğiyle, değil mi? Sünnet demek, pratik demek. Evet. Peygamberin sünnetiyle yaptığı hareketlerle biliyoruz. Bu konuda ne diyorsunuz? Siz sünnete de karşı çıkıyorsunuz çünkü. Biz mesela oruç tutmak Kur'an-ı Kerim'de var. Evet. Ama oruç tutmak ayrıntıları var mı Kur'an-ı Kerim'de? Valla Kur'an... Biz bunu peygamberin sünnetiyle, işte tavırlarıyla biliyoruz. Yok. Kur'an diyor ki sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılın diye. Peki. Şimdi diyelim ki Muhammed peygamberin dönemindeyiz, evet, biz. Bu ayet nazil oldu. İşittik sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç bizden farz öncekiler... Rin tuttuğu oruç biçiminde mi bir oruç demek tutalım? Demek o kelime diyorsun, bizim dilimizde var. Benim senin dilinde oruç kelimesi var. Bizden öncekilerde var ve Allah bizim bu kelimenin anlamını bildiğini, bunun neyi ifade ettiğini bildiğimizi biliyor. Açıklamaya gerek yok. Biz bu bilgiyi biliyoruz. Orucu devam ettiriyoruz. Nesilden nesil devam ediyor. Oruç nedir? Ama işte, yani bu mantıkla gidersek Hazreti Muhammed'in ya da diğer peygamberlerin, evet, hiç kendi dinlerindeki kitaplarda olmayan çok yeni şeyler söylemesi gerekir. Siz onu bekliyorsunuz. Onu beklemediğiniz için mi hayal kırıklığına, onu beklediğiniz için mi hayal kırıklığına uğruyorsunuz? Anlayamadım. Yani peygamberler mutlaka her sözü Kur'an-ı Kerim'de olmayan yeni bir şey mi olmalıdır? Çünkü yok, diyorsunuz yok, zaten kitapta var, ne gerek var? Yok, öyle bir şey yok, görevi yok. Peygamberin bütün amacı Allah'ın kelamını iletmekti. Yani ona eklemek falan değil. Yani ben size isterseniz bir ayet, Allah diyor ki eğer size bir söz uydursan, eğer bize başka bir söz isnat edersen senden vahyi keserim ve seni cezalandırırım diyor Muhammed'e. Muhammed'in görevi Kur'an'a göre sadece Kur'an'ı iletmekti. Peki. Ve Kur'an'ı uygulamaktı. Peki, bir izleyicimiz hattaymış, ona bağlanacağız. Evet. Henüz bağlanmıyoruz. Evet. Ben size bir iki tane daha soru soracağım. Siz kıyametin hangi sene kopacağını biliyor musunuz? Soruları hep karıştırıyorsunuz. Tabii, biliyor musunuz? Tabii. Biliyoruz. Düzelterek cevap verin. Tabii Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor, yani kıyametin zamanı bildiriliyor. Hangi sene kıyamet kopacaktır? 2280 senesi. Nasıl çıkardınız bunu? Bunu Kur'an-ı Kerim'deki bilgiden çıkarıyoruz. Yani bunu peki, başka bir yoldan bilmek mümkün değil. Ancak Allah bilir ve Allah bu bilgiyi Kur'an'da bize veriyor. Peki Kur'an'da ise kıyametin ne zaman kopacağını yalnızca Allah bilir. Bilinmezi Allah bilir ifadeleri yok mu ayette? Yok, yani bunu başkası bilmez diye bir ifade yok. Bu Lokman suresinin son ayetleri, orada beş şeyden bahsedilir. Fakat orada sadece iki tane şey olumsuzlaştırıyor. Kimsenin yarın ne kazanacağını bilemez diyor Allah-u Teala. Yani bir de kıyamet kopabilir. Bir de nerede öleceğini bilemez diyor. Fakat kıyamet bilgisi Allah yanındadır diyor. İnne Allah indehu el-musaati. Saatin bilgisi Allah'ın yanındadır. Ama siz... Bu demek değildir ki Allah kimseye bu bilgiyi vermez. Nitekim Allah diyor ki İnne Allah indehu ecrun azim. Büyük mükafat Allah'ın yanındadır. Ama Allah başka ayette o büyük mükafatı şehitlere verdiğini söylüyor. Yani aynı siz şey... diyorsunuz ki ben Kur'an-ı Kerim'e bakarak kıyametin kopacağını biliyorum. Tabii. 2280 tabii, yılında. Kur'an, bunu bağımsız olarak Reşat Halife buldu 1980 senesinde. Onun kitabını eleğime geçirmeden ben kitabı inceledim. Aynı tarihi onunla bağımsız olarak ama buldum. Ama Allah gaybtan sadece ben haber veririm, ben bilirim bilinmezi maşallah, diyor. Tabii. Siz diyorsunuz ki bu doğrudur ama çünkü karşı çıkma cesaretiniz yok. Bu doğrudur ama yılını biz biliriz de saatini Allah bilir diyorsunuz, yok, öyle mi? Yok, kesinlikle yanlış. Ama tamam. 2280 yılında olacağını Kur'an-ı Kerim'de açık açık yazıyor mu? Kur'an-ı Kerim onu işaretle şey veriyor. Onunla ilgili o ayetler var. O işareti siz mi alıyorsunuz? Tabii bulduk. Tabii. Peki söyleyin bana, hangi ayette 2280 yılının işaretini onu alıyorsunuz? Onu biz siz bulduk değil. Yani bu Allah'ın ilmi, Kur'an-ı Kerim'i inceleyince buluyorsunuz. Kaynağınızı evet, bana gösterin. Tabii canım. Yani kaynak şu. وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ diye bir ayet-i kerime var. Şu anda ayetin numarasını belki hatırlamayacağım ama numara önemli değil efendim, evet, özü önemli. Size Kur'an, sana Kur'an'ı verdik ve bir de seben mine 7 çifti verdik diyor ayet-i kerime. Şimdi ben bunu incelediğim vakit 7 çift nedir? Kur'an'ın matematiksel sistemini incelediğim vakit 7 çift aklındadır. 7 çift 7 kere 2 14 ve 14 huruf mukatta vardır farklı kombinezon olarak. Yani 14 tane onlar? 14 tane harf kombinezonları var surelerin başında. Hemen aklıma geliyor ve konu zaten o ayetin bağlamına bakarsan kıyametin zamanı ile ilgili bir tartışmadır. Ve bir de Muhammed diyor ki o ayette senden önceki ümmetlere verdiğime de çok böyle göz dikme, sana daha fazla verdik gibi bir zaman işareti de söz konusu. Bu 14 huruf-u mukatta'nın ebced değeri, sayısal değerlerini topladığınız vakit 1709 ediyor. Demek ki Muhammed'e verilen süre 1709 senedir. Zaten
Kıyamete kadar verilmiş. Yani kıyamete kadar. Bunu hesapladığım vakit işte 1710 senesi Allah-u Alem kıyamettir. 2280 senesi onun miladi karşılığı oluyor. Hı. Ve bu işin ilginci hadis kitabında da var. Demek ki Muhammed bunu görmüş, bunu anlamış. Ama işinize geldiği zaman hadis kitaplarını kaynak gösteriyorsunuz. Ben kaynağı göstermiyorum. Tekrar ediyorum. Ben ayeti kaynak gösterdim. Hep minel mesaniyi kaynak gösterdim. Fakat hadis kitaplarında, yani demek ki hadis kitaplarında onlara delil gösteriyorum. Ben bana delil değil, ben ayetten anlıyorum. Bu bir tefsir hatası olabilir mi sizin yaptığınız? Efendim? Tefsir hatası olabilir mi yaptığınız? Ben bundan mutmainim. Çünkü bir sürü işaret... Nesiniz bundan? Bundan mutmainim. Çünkü yani, bir sürü işaretler var. Anlamadım. Yani mutmain bundan, ne demek? Ben bundan kesin... Eminsiniz. Kesin eminim. Çünkü Kur'an-ı Kerim... tabii bununla ilgili bir kitabımız var. Yani bir sürü şeylerle mesela 300... Peki yanılamaz mısınız bu konuda? Efendim? Yanılamaz mısınız bu konuda? Allahu alem derim tabii ki. Yani belli bir de bu... Yani nedir? Aynel yakin, ilmel yakin bir şey değil. Fakat bunda bir kanaat söz konusu. Bu kanaate varmışımdır. Ama Allah en doğrusunu bilir derim sonunda. Yani yanılabilirsiniz. Gayet tabii, gayet tabii. Evet, peki. İyi geceler efendim. İyi geceler efendim. Alo, iyi geceler. İyi geceler, buyurun. Şimdi ben Edip Bey'e bir şeyler sormak istiyorum. Önce ben söyleyeyim. Siz kimsiniz efendim? Etmek alo. İstiyordum. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biraz yüksek sesle alo. Için, ama medeni seviyeme bunu uygun bulmadığım için ben hemen sorulara geçiyorum. Arkadaşlar bir şey duyamıyoruz. Evet, sözler netleştiği zaman bağlanacağız. Bir hanım izleyicimiz vardı hatta. Net geliyor mu? Evet, şu anda alıyorum sesinizi. Evet. Kiminle birinci görüşürüz? Sorum Edip Bey'e. Kimsiniz efendim? Alo. Efendim? Kiminle görüşüyorum? Önce onu ben Emine Şenlikoğlu ismim. Aranızda ihtilaf çıkarsa Allah ve Resulüne götürün şeklinde bir ayete inanıyor mu Edip Bey? Gayet tabii. İnanıyorsanız burada Allah'a nasıl götürülecek? Peygamberine yani Resulüne nasıl götürecek? Bunu açıklar mısınız? Şimdi bu peygamberin dönemindeyse elbette Muhammed peygamber o dönemde bir liderdi. Ve o lidere şey edilmesi lazımdı, götürülmesi lazımdı mesela. Nitekim başka bir ayet-i kerimede diyor ki Allah'a itaat edin, Resulüne ve sizden olan Ülül Emre itaat ediniz. Yani bir Ülül Emr olarak elbette Muhammed Peygamber o gün ihtilafları çözen bir insandı. Fakat dini konu olarak yani hüküm olarak kesinlikle Allah'a itaat, Peygamber'e itaat ayrı iki kaynağı... Şimdi efendim çarptırmayalım, ben direkt bir şey soruyorum. Aramızdaki ihtilafı Allah ve Resulüne götürün dendiğine göre demek ki Allah'a götürmek ayet-i kerimeler, Resulüne götürmek hadis-i şeriflerdir, öyle değil midir? Öyle değildir çünkü Beraat Suresi'ne az... Peki sizin felsefeniz bir saniye cevap ben veriyorum. İkinci soruma geçiyorum. Şenlikoğlu cevap veriyorum. Evet. Ayrı değil işte ayıranlar Allah ile elçisini arasında... Ama bunu Allah ayet-i kerimesinde net bir şekilde ayırıyor. Peki net bir şekilde... Çok net bir şekilde. Peki bir dinleyin o zaman bir cevap verin lütfen. Beraat suresinin ilk ayetini nasıl izah edersiniz öyleyse? Beraatun minallahi ve rasulihi ilellezine ahetun minel müşrikin. Bu Allah'tan ve Resulünden bir ultimatum müşrikleri. Demek ki Allah ayrı bir ultimatum verdi. Peygamber ayrı ikisinin ortak olarak mı? Bu Beraat suresi. Şimdi konumuzla ilgisi yok oraya. İlgisi zaman var çünkü gelir. Burada Allah hem Allah'ı hem Resul'ü ifade ediyor. Ama Resul ayrı bir kaynak olmuyor burada. Yani çünkü burada Resul Allah demek mi oluyor? Bu Resul Allah'ın hükümlerini şey ettiği için... Aynı evet. Allah'ın hükümleri nasıl şey diyoruz? Resul yoluyla. Resul yani Kur'an'ı... Neden böyle çarpıtıyorsun anlamıyorum. Bir Reşat halife uğruna mahvettim bütün Emine inancı. Peygamber neyle hükmetti? Devam ediyorum. Sen nasıl olsa fırsat var elinde açıklarsın. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Çünkü senin felsefende bunlara da cevap vardır. Çünkü temelde bir defa her şeye başka türlü bakıyorsun. Yalnız tabii ki Kara Davut gibi gerçekten insanlara kara leke süren kitapların yanlışına inandığım için bu kadar yoldan çıktım. İslami anlamda şaşırdığına inanıyorum. Çünkü Kara Davut'ta da çingenelerin Çin ve Gene adında iki sapın lekelerini çekme gibi bir sorumluluğu var. İftira var çingenelere. Bu iftira da Allah ve Resulü adına yapılmıştır. Buna benzer çok yanlışlar var. Tamam. Yanlış hadisler de var, uydurmalar, iftiralar bunlar da var. Ama sen tuttun, bütün her şeyi topyekün kaldırdın. Ben sorularıma devam ediyorum. Dediniz ki, camide Muhammed ismi var dediniz. Camide Muhammed isminin ne işi var dediniz. Ben size Fetih suresinin son sayfasının ben bir ayet okuyorum. Allah söylüyor bunu. Muhammed, gerçi sizin 19 mucizelerinize uymayabilir, belki işinize gelmediği için bu ayeti de atmış olabilirsiniz ama ben yine soruyorum.
Muhammed Resulullah ve lezine me'ahu eşidda alel küfar devam eder ayet-i kerime. Evet. Şimdi burada Allah kendisinin yanında Muhammed diyor ama yalnız Muhammed ismini peygamberimize Allah hitap edebilir. Ama ne yazık bazı küstahlarda peygamberimize Muhammed diyebiliyorlar. O ayrı bir mesele. Şimdi size soruyorum. Burada ayet-i kerimede Allah'ın yanında Muhammed ismi zikredildiğine göre bu ayet-i kerime camiye asılırsa, Allah'ın yanında Muhammed ismi asılırsa bundan ne gibi şirk çıkarttığınızda bu kadar insanın beynini allak bullak ediyorsunuz? Valla konu şu, Muhammed peygamber döneminde Allah'ın ismi yanında Muhammed'in ismi, Ali'nin, Ebu Bekir'in falan isimleri yoktu. Nereden biliyorsunuz o dönemde mi yaşadım? Burada ayet-i kerime var. Var mıydı? O zaman bunu ilk idare eden siz olursunuz. Ayet var, bu ayet yazılamaz mı camiye? Yani Hasan, Hüseyin bunların hepsinin isimleri mi vardı? Hayır, ben hepsini camiye demiyorum. Onlar zevk meselesi. İsyan koyabilir, isyan koymaz. Zevk meselesi değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim... Benim Mekke'miş... konum Muhammed, Hazreti saniye, Muhammed ve Allah. Ben sizi Allah kesmedim Emine Hanım. Ben cevap verirken evet, lütfen kesmeyiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki Lat ve Uzza bunlar sizin uydurduğunuz isimlerden ibarettir. Yani putların illa heykel olması şart değildir. Sen Allah'ın tam yanına sürekli Muhammed'i koyma zorunluluğu hissediyorsan Kur'an-ı Kerim'e sen ahirete inancın kesin değildir Kur'an'a göre. Şimdi ben bu ayeti kerimeyi camiye koyamaz mıyım? Ayeti vereyim ben size. 9. surenin 45. Ama sen başka şeylere çeviriyorsun. Edip çok mantık oyunu yapıyorsun. Yapma bu oyunları. Emine gel doğru dürüst seninle tartışalım. 39. surenin 45. ayeti. Yani bu kadar insanın da beynini bulandırma. Emine Hanım bir saniye, şimdi ben müdahale edeyim. Evet. Biraz, Emine Hanım diyor ki Sayın Şenlikoğlu oraya Hazreti Muhammed'in adını yazamaz mıyız? Yazar mıyız, yazamaz mıyız? Valla yazma Kur'an'a göre bir hastalığın ifadesi. Yani yazarsınız ama hastalık mı diyorsunuz? Hastalık. Çünkü peki, şöyle ayeti okuyayım. Bir saniye okumayın. Evet. Emine Hanım ayeti biliyor. Evet. Emine Hanım yazarsak bu hastalık mıdır? Hayır, hastalık edibin ruhundan geliyor. O da edibin kendi ruhu temizdi de bu Reşef Halife denilen adam mahvetti bu temiz insanı. Diyorum ki ben burada net bir şekilde ayeti kerimede Allah ve Resulü yan yana yazılıysa neden bu ayet camiye yazılamasın? Bir, ikincisi dedi ki camide Allah'ın yanında başkalarını anmayın. Ben bu ayeti camide namaz kılarken mecburen okuyorsam, mecburen de Allah ile beraber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismini okuyabilirim. Bundan neden putçuluk çıkartıyor? Peki, yani illa birilerini müşrik yapmak için edip gece gündüz kafasını, aklını, fikrini adeta buraya vermiş. Kimse... Ben diyorum ki belki bu vesileyle Edip Bey düşünür tekrar. Çünkü inanıyorum, samimi olduğuna inanıyorum. Ancak samimiler yanlış yapmaz, sapmaz demek istemiyorum. Şeytan da fikrinde samimiydi. Samimi olmak meseleyi halletmez. Allah'ın dediği gibi inanmak meseleyi halleder. Ben şimdi sorularıma devam ediyorum. Eğer müsaade ederseniz. Cevabı vermedim. Yok, cevabını alalım ondan buyurun sonra. 39. surenin 45. ayeti çok ilginç. Diyor ki sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Gayet tabii. Oysa ondan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim 30 yerde İlahe illallah der ve hiçbir yerde ne Muhammed'i ekler, ne Musa'yı, ne İsa'yı, ne falancayı. Şimdi ve ne şehadeti de bir dakika, şehadeti de Kur'an-ı Kerim beller, alimlerin, meleklerin ve Allah'ın şehadeti olarak orada da Muhammedun Resulullah eklemez. Şimdi biz Allah'a dinini mi öğretiyoruz? Sanki Allah Muhammedun Resulullah'ı unuttu la ilahe illallah'tan sonra biz Müslümanlar İslam'a giriş, İslam'ın prensibi olarak diyoruz ki ilk prensibi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah diyeceğiz. Çarpıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim eğer tevhidi, eğer İslam'ın temel prensibini Kur'an bize öğretememişse bu Kur'an'ın hiçbir şeyi yok ya. Bunun cevabını alalım. Evet. Bunun cevabını siz verin Sayın Şenlikoğlu. Bakınız benim burada söylemek istediğim tabii ki şimdi işte sivri bir mantık vardı. Hemen başka bir ayet. Tabii ki ilah olarak Allah'tan başkasını anamayız. Bizim ilahımız bu uğurda canımızı verecek kadar iman ettiğimiz konudur ki bizim ilahımız Allah'tır. Ancak siz diyorsunuz ki camide Allah'tan başkasının ismi anılmaz. Tabii ki ilah olarak anılmaz. Ama Allah'ın Resulü olarak Allah Kur'an'ında anmışsa ve namaz kılarken de bu sureler okunacaksa nasıl hallediyorsunuz? Yani ben bu ayet-i kerimeyi ben yazmadım buraya. Bu herhalde sizin de kabul edeceğiniz bir ayet-i kerimeydi. Dolayısıyla bu fikriniz burada direkt çürümektedir. İster inanın buna, ister inanmayın. Şimdi devam ediyorum müsaadenizle. Var mı zamanım bilemiyorum. Buyurun. Aslında çok sorular var Edip Yüksel'e sorulacak. Ama öyle zannediyorum ki daha önümüzdeki günlerde Edip'le çok karşı karşıya geleceğiz.
daha doğrusu İslam'ı iyi bilenler gelecekler. Kimse çıkmasa, iş bize düşerse başka mesele. Şimdi devam ediyorum. Emine Hanım, şimdi o sözlerinize ben cevap vereyim. Bu profesörümüz Suat Yıldırım ve Mevlüt Güngör Hoca'yı İslamiyet'i yeterince bilmemekle mi eleştiriyorsunuz? Sayın hocaların ikisini de dinledim. Şu an isimlerini hatırlayamıyorum değerli hocalarımın. Her ikisi de çok ilmi, çok güzel şeyler sordular. Fakat Edip Yüksel o gerçekten sivri ve Reşat Halife'ye şartlanmış beyniyle onları es geçti. Namazı Edip mutlaka tarif etmesi lazım. Çünkü ben onunla konuştuğumda başı açık bir kadının başı açık olarak namaz kılabileceğini söylemişti ve daha detayları vardı. Namazı tarif etmesi lazım. Peygamber hadisi şerifine dokunmadan. Şimdi bunlar değil. Buna gelinceye kadar daha çok şeyler var. Ben şimdi devam ediyorum. Başka bir şey. Siz devam etmeden ben bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Ama bizim sorduğumuz bazı soruları da es geçemedi. Onları çöpe attı. Ben onlardan sizi tebrik ediyorum. Ben sizi ve çok üzülüyorum. Yani inanır mısınız Edip için kan ağlıyorum. Şu Reşat belası nereden çıktı diyorum. Yani mahvetti çocuğu. Yalnız Reşat halife bozmadı. Bazı kaynaklarda gerçekten çok mide bulandırıcı. Kadınları çok aşağılayıcı, Çingene kardeşlerimize akla gelmeyecek hakaretler yapıcı kaynaklar da Edip'in bu hale gelmesine sebep oldu. Peki sana bir soru sorayım. Ben sizi tebrik ediyorum, çok büyük noktaları yakaladınız. Şimdi ben efendim devam edebilir miyim? Buyurun, sorularıma? Buyurun. Devam ediyorum. Bir yerde konuşmalarınızda Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın sözleri var mı demiştiniz. Hadis kitabı. Efendim? Hadis kitabı var mı? Ben ona cevap vermek istiyorum. Ben 4 İncil'in 4'ünü de okudum. 4 İncil'de çok az ayetler vardır. Geri kalan hepsi peygamber. Yani Hazreti İsa'nın sözleri ve daha sonra papazlarca ilave edilen sözlerdir. Bu o kadar önemli değil. Ben başka şeye geçiyorum ya şimdi. Ama önemli, şunu mu söylüyorsunuz orada? Efendim? Önemli bu konu. Evet. Bu sözlerinizde şunu mu söylüyorsunuz? Evet. Hristiyanlığın ve Museviliğin kitabında, kutsal kitabı tabii daha çok... İncil'ler tamamen değilse de gerçi hesap yapmadım ama benim okuduğum 20 yıl önce okumuştum. Sanıyorum %80'i Hazreti İsa'nın sözlerinden yani, evet. Gerek çarpıtmış gerek sağlam kalmıştır. Bu konuda da yani, geniş bir platformda görüşülebilir. İslamiyet'in dışındaki kitapların birer ayet kitabı değil, daha çok birer hadis kitabı olduğunu mu söylüyorsunuz? Şimdi efendim ben şunu söylüyorum. Diyor ki Edip 2'de bir bunu çok söylüyor eserlerinde de. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır. Hadisleri yazmayın, not almayın demişlerdir ayetler gelirken. Nedense hiçbir hadise inanmayan Edip bu hadise inanıyor. Peygamberimizin bu sözünü evet. Nedense kaynak olarak kullanıyor. Onu da geçelim. Bir dakika, burada kesmek zorundayım. Çünkü benim ağzıma bir söz koyuyorsunuz. Evet. Ben bunu kendime söylüyor. Ben diyorum sizin çelişkinizdir. Evet. Aynı hadis kitaplarında bir sürü hadis var ki Muhammed Peygamber hadisi men etti, sahabeler men etti. Hatta onun ölümünden sonra sahabeler hadisi reddettiler, inanmadılar. Ömer burada bütün sahabeler hatta ölüm yatağındayken hadis yazımını reddediyorlar. Şimdi geliyorum ben. Şimdi ben bunu kendime delil olarak getirmiyorum. Sizin çelişkinizi evet. göstermek için. Peki ben orada mesela Emine Hanım'a başka bir şey soracağım. Yani siz Edip Yüksel'i bazı konuların etrafında dolaşmakla tanımladınız diyelim. Siz de aynı şeyi yapmayın benim soruma karşı. Ben diyorum ki evet. İslamiyet'in dışındaki, Kur'an-ı Kerim'in dışındaki diğer kutsal kitaplar, diğer 3 tane kutsal kitap birer ayet kitabı olmaktan çok birer hadis kitabı mıdır sizin inancınıza ve bilginize araştırmaya? Şimdi efendim onu açıklıyorum. Evet hadis, doğru hadisler vardır. Hadislerin yasak edilmesi, Kur'an ayetiyle hadisler karışır diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devre yasak etmiştir. Fakat daha sonra gerçekten Edip'e burada bir noktada katılıyorum. Sahih hadislere, rin arasına uydurma hadisler katılmıştır. Yalnız hadis usulü okuduysa Edip, bu kütüb-i sitte kaynaklarında, eserlerinde hangi hadis zayıftır, hangi hadis uydurmadır bunlar belirtilmektedir zaten. Emine Hanım ben onu bu sormadım bir. Size. Efendim? Ben onu sormadım size. Pardon ben zaten tam alamıyorum da evet, sesinizi telefonla. Ben bir daha yüksek sesle sorayım. Kur'an-ı Kerim'in dışında yani Hazreti Muhammed'den önceki kutsal kitapların birer evet. ayet ağırlıklı kitap değil de peygamber sözlerinden oluşan daha çok hadis ağırlıklı hadis kitabı olduğunu mu söylüyorsunuz diyorum.
Hayır, onu söylemek istemiyorum. Sadece ama, Hazreti İsa'nın sözleridir İncil'ler demek istiyorum. Çoğunlukla Hazreti İsa'nın sözleri ise İncil'deki sözlerin çoğu. Evet. Peygamberin sözlerine de biz hadis diyor isek, evet, İncil daha çok bir ayet kitabı yerine hadis kitabı olmuyor mu sizin ifadenize göre? Hangisi hadis kitabı olmuyor mu? Ayet kitabı olmuyor mu? Kur'an-ı Kerim mi? İncil efendim, İncil'den söz ediyorum. İncil tabii ki öyledir efendim. Yani İncil'i eğer okursanız zaten İncil'i tasnif edenler de bunu saklamıyorlar. Mesela İsa şurada şöyle dedi diyor. Efendim, Emine Hanım bir şey hatırlatayım. Evet. Ben sorularımı sorarken bazı konuları okuyarak soruyorum, bazı okumayarak soruyorum ama bunları sizlerin söylemeniz gerekiyor. Ben burada bilgilerimi ortaya koymak durumunda değilim. Bunu sorularımla ortaya koyuyorum. Ben bu kadar biliyorum. Yani geniş detaylı bir bilgi veremem size. Yani, bildiğim okuduğum kadar İncil'de. Evet, yani, devamlı mesela Markos, Sayın Markos'un ifadeleri vardı. Mesela İsa burada şu olayda şunu söyledi. Devamlı İsa söyledi sözü geçer İncil'lerde. Tamam, yani sonuç olarak diyorsunuz ki İncil daha çok bir hadis kitabıdır. Hazreti İsa'nın hadis kitabıdır. Yani peki, değiştirilmeyen orijinal peki, yönleri vardır. Peki, buyurun. Şimdi devam. Tabii ben detaylı bir şekilde uzun uzun tartışmalara girmiyorum. Zaten sorduğum sorularında... Ben bir tane soru sordum. Onun cevabını alamadım. Buyurun, onun için. Buyurun. Ne demiştiniz? Buyurun, ben sorunuzu alamadım. Alo? Peki siz diğer sorularını sorun efendim. Sizi net duyamadığım için kusura bakmayın. Bazı problemler çıkıyor. O zaman şöyle yapalım. Buyurun. Biz sizi net duyuyoruz. Siz 2-3 tane daha varsa sorularınızı net olarak sorun, sonra kapatalım. Ben bir soru daha soracağım. Peki, çünkü buyurun. Aslında yüzlerce soru var. Edip'e sorulacak. İnşallah ileride yaparız İnşallah, bu işi. Peki, buyurun siz daha sorun. Bilenler yapar. Şimdi Edip çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki 19 mucizesi gerçekten dehşet verici bir şey. Hatta ben bu 19 mucizesini açıklamaya çalıştım. Berbat etmişim. Hiç anlamamışım meğersem. Ondan sonra tekrar başladım okumaya. Yine de anlayabilmiş değilim. Ama şu kadarını anladım ve çok önemli bir yer bu. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet hemen hemen %99 belki %99'u hakikaten matematik hesapları, bilgisayarla yapılan tespitlerle 19'u uyuyor. Benim Edip'e sorum şu. Yani Tevbe suresinin son iki ayeti ve Kur'an suresinin de son surelerinden de son iki sureyi sanıyorum kabul etmiyor. Hem 19 mucizesini kabul edip hem de bu sureler de yerinde durabilir. Yani Allah ona bu sureleri kaldır diye herhangi bir yerde ayet mi bildirmiş? Net bir şekilde cevap istiyorum. Ve lütfen bütün Edip'e soru soranlar Edip'in öğlen namazının farzını tarif etmesini istiyoruz ki izleyiciler Edip'in ne kadar farklı bir din ortaya koyduğunu anlasınlar diyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. İnşallah görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, farzını ortaya koyar mısınız? Vallahi iki ayetle ilgili söyleyeyim. Ben Emine Hanım'ın bu iki ayet konusundaki şey keşke samimi olsaydı. Kur'an konusundaki gayreti keşke samimi olsaydı. Maalesef Kur'an'ın birçok ayetleri hükmen iptal edilmiştir mezhepler tarafından, hadis tarafından. Ve maalesef Emine Hanım diğer işte din adamları gibi o iddiada bulunabiliyor. Kur'an-ı Kerim'e yüzlerce cilt kitap eklenmiştir, onları kabul edebiliyor. O arada işte efendim iki ayet konusunda hassasiyet. Bir soru sorayım. Sizin hadis kitaplarınızda telefonu kapattık, siz cevap verin. Soru sormayın. Zeyd bin Sabit'in hadis kitaplarında Zeyd bin Sabit'in ve İbn Abbas'ın hadislerini çıkarırsak sizin hadis külliyatı çok büyük bir kilo kaybına uğrar. Yani din elden gider. Geleneksel din elde gider. Ve bu iki zevatla ilgili hadislere bakıyoruz. Bir hadise göre, yani bir hadis değil, yani birçok rivayete göre Zeyd bin Sabit'in Kur'an'ında iki sure yok. Kulavuzu Rabbil Felak ve Nas son iki sure yok nüshasında. Ama şöyle bir iddia da var. Bazı bilginler diyor ki 19 mucizesi diye bir şeyi ortaya atan insanlar 19'a uydurabilmek için işte bazı sureleri kısaltıyor, bazıları birleşik sayıyor, bazılarını ayrı sayıyor, 19'a uyduruyor şunu, diyorlar. Siz diyorsunuz ki o kitapta bunlar yok. Belki o kitabı yazan kişi de bu 19'a uydurabilmek için uzattı, kısalttı, kısalttı, çıkardı. 19 bilgisi yoktu yani şu ana kadar 19'u Kur'an-ı Kerim matematiksel mucizesiyle ilgili olarak bir bilgi olayı olduğuna dair herhangi bir zerre kadar bir delil yok. Vardır bunlar neyse her şey diyebiliriz. Sen evet. Efendim şu anda uzaydan gelen bir yaratık da olabilirsin belki diyebilirim. Her şeyi uydurabiliriz yani.
Fakat iki sure yok deniyor hadis kitaplarında. Ben çelişkiye izah. Efendi İbn Abbas'ın kitabında Fatiha suresi yok. Bunu Kur'an'dan kabul etmiyor. Şimdi eğer bu insanlar iyi insanlar, efendim kutsal insanlarsa, hadisler bundan rivayet edilirse, bu insanlar neden Müslümanlığın dışına çıkmıyor da Edip Yüksel iki ayet Kur'an'dan değildir diyor. Üstelik delil getiriyor. Onların hiçbir delili yok. Onlar hala kutsal Müslüman. Hadislerin ravisi sahabeler. Doğru yolda iki sureyi çıkarıyorlar. Bir sureyi, Fatiha suresini çıkarıyorlar. Onlar hala iyi. Edip efendim gümbürteye geliyor. Şimdi ya o hadisler uydurmadır onlar hakkında? Eğer o hadisler uydurmazsa zaten hadis kitaplarınız bir daha kilo kaybına uğruyor. Veya bu doğrudur. O zaman onların rivayet ettiği hadisler gümbürteye gider. Ama belki onları ele alsak bu dedikleriniz doğrudur. Onların da eleştirilecek yanları çıkabilir. Siz şimdi onların eleştirilecek yanları var diye kendinizi öyle savunmayın. Siz valla 19'da uydurma diyorsunuz. Ben 19'da ilgili... Hayır, uydurma demiyorum. Evet. Uydurma olabilir mi diyorum. Evet. Şimdi bir örnek göstereyim. Aslında Tayyar Altıkulaş daha önce bunu gündeme getirmiş. Maalesef bunu savunan birisi olmadığı için o işte bir yanlışı burada herkese sanki doğruymuş gibi satmıştır. Ama 19 mucizesinden hiç bahsetmedik. Şimdi onunla ilgili bir şeye giriyorum. Mesela 19 mucizesinden dolayı Elif Lam Mim Sad suresinde 7. surenin 69. ayetinde Bessat'ın kelimesinin Sat'la değil Sin'le yazılması gerektiği sonucuna vardık. Çünkü Sat harfi 153 oluyordu bütün Kur'an'da. Yani 3 surenin başında Sat harfi var. Bu Sat'ların toplamı 152 olması gerekir. 19'un 8 katı. Fakat bir fazla oluyor mevcut nüshalarda. Bu surenin işte 7. surenin 69. ayetindeki Bessat'ın kelimesi çok ilginç. Çünkü Sat var, üzerinde küçük Sin var. Dikkati zaten çekiyor. Biz zaman dedik ki bu Sat harfi yanlış yazılmıştır. Bu Sin harfi üzerinde düzeltmedir. Yani imla hatası olarak. Ve nitekim bu iddiadan sonra gittik eski bazı nüshalara baktık. Orijinal Taşkent nüshasına baktık. Topkapı Sarayı'nda efendim Süleymaniye'de hatta Taşkent'ten onun kopyasını getirdik. Bir baktık oralarda Sin'le yazılmıştır. Yani bugünkü nüshalarda Bestanten kelimesi Sat'la yanlış yazılmıştır. Ve Sat'ların sayısını bir fazla yapıyor. Yani fakat matematiksel mucizeyle bu imla hatasını tespit ettik. Ve geçmiş nüshalara daha sonra baktı ki onlar matematiksel sistemi doğruluyor. Yani Sin'le yazılıyor. Siz ona hemen sahip çıktınız ve sizin teoriniz ama doğru bu çıkıyor. Bilimsel bir araştırmada bir de tahmin olayı vardır. Yani gelecek bir şeyi tahmin edebiliyorsun. Yani bu sadece örneklerden birisi. İşte siz gelecek bir şeyi tahmin ediyorsunuz. Tahmin bilim ölçülebilir şeylerden oluşur. Tahmin ayrı bir şey. Öyle mesela değil. Siz kıyameti de tahmin ediyorsunuz. Hayır, hayır, 2280 yılı diyorsunuz. O değil, o değil. Bu anlattığım olay hiç yorumla alakalı bir şey değil. Efendim mesela bilimde ağırlık diye bir olay var. Bunu efendim bırakınca düşüyor. Bunu bırakınca düşer, bunu bırakınca düşer. Tahmin edersin ki şu bardağı da bırakınca düşecek. Ben nitekim bırakınca düşüyor. Aynı olay. Yani 152 satların sayısı 153 olunca dedi ki bir tane hata vardır ve o hatayı tespit ettik çünkü yazımı çok ilginç. Sat üzerisin 7. surenin 69. ayeti. Daha önceki kaynaklara baktık. En orijinal nüshalar elimizde mevcut. En orijinal nüshalara baktık ki bizi doğruluyor. Yani bir tahminin gerçekleşmesi, doğru çıkması olayı var. Ama bu tahmin neye bağlı? 19 sistemine bağlı. Yani 19 sistemi Kur'an'da mevcut imla hatasını düzeltebilecek hassasiyette ve doğrulukta. Buna dair daha başka şeyler var, örnekler var. İsterseniz peki 19 mucizesiyle ilgili bizim peygamberimiz ya da diğer peygamberler bir ipucu vermiş mi acaba? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de Muhammed'e diyor da buna dair daha başka şeyler var, örnekler var isterseniz. Peki 19 mucizesiyle ilgili bizim peygamberimiz ya da diğer peygamberler bir ipucu vermiş mi acaba? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de Muhammed'e diyor ki Allah-u Teala senden mucize isterler, de ki bekleyiniz ben de sizinle beraber beklemekteyim. Ve Muhammed'e verilen biricik mucizenin zaten Kur'an olduğunu Allah-u Teala söylüyor. Yani geçmiş ümmetlere verilen mucizelerin verilmediği. Bu 19 mucizesi midir, beklenilen mucize? Tabii beklenen mucize çünkü Müddessir Suresi ismi gizlenendir. Çok ilginç. Yani bu 19 mucizesi ilk defa hangi yıl dünya üzerinde ortaya atıldı? 19 mucizesi hangi surededir? Hayır. Yok, hangi surededir? Surenin numarasına bak. 74. Evet. 19, yanına 74'ü koy. 1974 yılında. Peki, diyorsunuz ki işte Allah'ın sözlerinden yola çıkarak diğer kullarıyla beraber bekle bu mucizenin ne olduğunu sorunca. Evet. Yani 1974 yılında Hazreti Muhammed de öteki dünyadan bunu sizlerle birlikte mi öğrendi 19 mucizesini? Yok, Muhammed Peygamber'in 19 mucizesi demek ki ona değildi, bizeydi. Bugün. Ama o zaman demin az önce bir ayeti söz ettiniz, o yarım kalıyor. Hangi ayet yarım kalıyor? Dediniz
işte sana sorarlar. Ha, bekleyin. Göster. Sen, ben de sizler gibi bekliyorum. Bekliyorum. Diyorsunuz. O zaman Hazreti Muhammed de öteki dünyada bunu bekliyorsa, bu mucizeyi, bu mucizenin de 19 olduğunu siz iddia ediyorsanız, 1974 yılında bu mucize ortaya çıktıysa size göre, Hazreti Muhammed de öteki dünyada 1974 yılında bunu öğrenmiş mi oluyor size göre? Bu değil yani, Muhammed Peygamber'in bu dünyayla alakası yok. Öbür dünyadadır, cennettedir. Evet. Belki bizim bilmediğimiz çok bilgiler öğrenmiştir. Evet. Fakat burada ileride bizim neslimize Allah-u Teala'nın bir mucizesi ve bizim ihtiyacımız var buna. Ben sorumun yanıtını aldım. Tabii. Alamamakla aldım. Diyorsunuz ki İsa Peygamber'in ikinci olarak dünyaya ikinci kez gelişi doğru değildir. Onu biraz açın, süremiz de bitmek üzere. 19 mucizesine hiç bahsetmedik. Biz başka programlarımızda bahsettiğimiz için ona çıkamayız. Yani en fazla maalesef bu konu tarif edilen, mollalar tarafından en fazla saldırılan ve kesinlikle saptırılan bir konu. Siz genellikle İran tipi bir İslamiyet'e mi eleştiri yöneltiyorsunuz? Yani Osmanlı, Emevi, Abbasi efendim. Yani Türkiye'deki bizim anladığımız İslamiyet'e değil de İran'da uygulanan. Din adamlarının İslam adına sundukları şeyin İslam'la alakası olmadığını, ama peygamberin mesajıyla alakası olmadığını iddia ediyorum. Ama ben sizin ifadelerinizden şunu anlıyorum. Evet. Sürekli olarak ne kadar düzelseniz de mollalar diyorsunuz. Evet. Mollalık Suudi Arabistan'da da yok galiba. Benim bildiğim kadarıyla İran'da var. Siz daha çok bu fikirlerinizi İran'daki sisteme karşı olmanın nedeniyle mi oluşturdunuz? Yok, alakası sonra, yok. Sonra Türkiye'ye uygulamaya çalışıyorsunuz. Alakası yok, yok. Yani, ama mollalar, Türkiye'de böyle bir kavram yok ki. Ya, din adamları, ben din adamları tabiri iki kelimedir. Ben biraz ekonomi yapıyorum. Yok, ekonomi değil bu şimdi. Şimdi bu sözlere ekonomi yapıyorum diye açıklarsanız ben sizin hiçbir ifadenize güvenemem. Evet. Siz çünkü hadisleri eleştiriyorsunuz. Ama kendinize gelince diyorsunuz ki bu tasarruf yapmak. Molla ne demektir? Siz Molla'nın tabirini biliyor musunuz? Benim bildiğim kadar din adamı demek. Ne demek? Din adamı. Hatta doğuda da hala Molla diye insanlara Molla deniyor. O demektir ama ben tamam. Türkiye'deki din adamını imama Molla demiyorum. Tamam, ben Molla diyorum. Ne olacak yani? Bir yanlışlık ama bunlar mı? Bir literatürdür. Tamam, hangi dili kullandığınız neyse, sizin kimliğinizi anlatır. Bu şey içerisinde o kadar önemli değil bence bu farklı kullanış. Peki. Evet. İsa peygamber konusuna gelelim. İkinci kez dünyaya gelişi doğru değildir. Öyle olursa Hazreti Muhammed'in son peygamber oluşu ifadesi de çelişir diyorsunuz. Tabii. Bir açıklamanız daha var. İsa ikinci kez geldiği zaman, bu görüşü savunanlar diyorsunuz, peygamber olarak gelmeyecek. Peki ne olarak gelecek diyorsunuz? Ben biliyorum sizin ne dediğinizi ama sizin ağzınızdan duyalım. Evet, o zaman peygamber olarak gelmeyecekse İsa'nın yaşadığı zamanda Kur'an'ın onunla ilgili ayeti yanlış oluyor. Kur'an onun nebi olduğunu söylüyor. O zaman Kur'an'la çelişmiş oluyor. Yani canlı olan bir insanın nebi olmayışı, efendim ben nebi değilim diyecektir ama Kur'an nebi olduğunu söylüyor. Bir de tabii Kur'an-ı Kerim ondan bahsederken İsa'nın doğduğu gün, öldüğü gün ve dirileceği günden bahsediyor. 3 günden bahsediliyor. Bu arada efendim tekrar dirilip tekrar öleceği falan diye 4. 5. günler eklenmiyor. Tabii ki bu da Hristiyanlıktan geçme bir hurafe. Evet. Peki bir de diyorsunuz ki Hazreti Muhammed'in okuryazarlığı konusunda ümmi kelimesi okuryazar olmayan biçiminde bize aktarılmıştı. Evet. Hazreti Muhammed okuryazar bizim İlik. Anladığımız Tabii. anlamda okuryazar değildi. Evet. Değil, okuyordu, yazıyordu. Evet. Çünkü peygamber olmadan evvel ticaretle uğraşıyordu. O sırada ebcedi kullananlar, yani matematiği kullanıyordu tüccarlar, kendi parasal işlemlerini görebilmek, hesaplayabilmek için. Hazreti Muhammed de daha önceden tüccar olduğuna göre bu hesabı biliyor olması gerekirdi. Zengin bir tüccardı diyorsunuz. Buradan mı yola çıkarak Hazreti Muhammed okumayı biliyordu diyorsunuz? Hayır, bundan yola çıkmıyorum. Nereden yola çıkıyorsunuz? Yani listede en son sırada yer alan bir sadece bir destekleme olayı olarak. Asıl desteğiniz yani Kur'an-ı Kerim'de ümmi peygamber olarak geçiyor ve ümmi kelimesi ehli kitabın zıddı olarak kullanılıyor, karşıtı olarak. Yani okuma yazma bilenlerin karşıtı olarak geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ümmilere ve ehli kitaba söyle diyor. Ve baktığımız vakit yani kitap almayan insanlar için Allah-u Teala ümmi diyor. Yani İngilizce'de bunun karşılığı Gentile, yani Yahudilerin dışındaki insanlara. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim bütün Mekke halkına ümmi diye hitap ediyor. Ümmilerin arasında bir elçi gönderdi. Halbuki onlar arasında bir sürü okuryazarlar vardı. Çünkü efendim, Mekke diyorsunuz o tarihte tarihi kültürün olarak, bir kültürün merkeziydi. Merkezi efendim şiirler yazılıyor, müsabakalar, efendim millet o şiirleri okuyor. Muallakat-ı Sab'a diye meşhur şeyler var. Ve bir de Kur'an-ı Kerim eğer peygamber insanlara yazdırdı, efendim 23 sene boyunca bu kitabı yazdırdı dikkatle, hala okuma yazma öğrenemedi. Ya bu adam aptaldı haşa,
ya bu adam kasıtlı olarak halkı kandırmak için okuma yazmayı öğrenmedi. Peki buradan ve iddialara göre halka okuma yazmayı teşvik etti. Kur'an'a göre sen nasıl yapmadığın bir şeyi halka teşvik edersen halka söylersin. Okuma yazması neyi edilmişti? Yasaklanmış mıydı? Niye öğrenmesi? Zekası mı azdı? Peki buradan yola çıkarak ilk emir oku. Evet. Gayet tabii. Değil mi? Buradan ne okuması emrediliyordu Hazreti Muhammed'in? Siz ne anlıyorsunuz buradan? Tabii bu oku emri rivayetler yani, efendim. Okur yazar olduğu için gayet tabii, oku. Gayet tabii oku. Yani anladığım büyük bir ihtimalle Allah-u Teala aynı zamanda ona bir görüntü olarak da bir yazı olarak da şey etti. Vahiy olarak aynı zamanda Kur'an'ın hattını da ona gösterdi. Çünkü bakıyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim'de B harfinden sonra elif yok. Fakat ikra bismi de oradaki bismi kelimesinde B'den sonra elif var. Yani Kur'an'ın imlası bile bir bakıyoruz farklı bir imla ve kesinlikle o imla otantiktir, Allah'tandır. Yani 19 mucizesi zaten bunu gösteriyor. Muhammed Peygamber'e Allah oku diyor, ütlü demiyor efendim, tekrarla demiyor, oku diyor. Efendim hadislere çok, hadis çok ilginçtir. Hadise göre peygamber diyor okumasını bilmem. Üçüncü kere Cebrail göğe sıkıyor, bu sefer okuyor. Şimdi o zaman hadislere göre okuma yazmasını öğreniyor, okumasını öğreniyor demek ki ilk vahide. Size göre, hadislere göre öyle, size göre ne oluyor Cebrail sıkınca yani? Öyle bir olay yok, sıkma olayı yok. Peygamber okuma yazma biliyordu, Allah ona oku diyor, okuyor zaten. Yani cahil bir insan değil. Peygamber o dönemin aklı başında, güvenilen sayılan insan. Neyi okuyor o sırada? Vahiy okuyor o zaman, vahiy olayı bizim bilmediğimiz bir olay. Yani nasıl vahiy gözünü okuyor, önüne... Vahiy yazılı bir metin miydi sizce yoksa? Tabii tabii. Mümkündür. Niye olmasın mümkündür? Ki? Nasıl mümkündür? Eğer vahiy yazılı bir metnin okunması ise siz az önce çöpe atmayı düşündüğünüz notlar kitabınızda işte 3.41 ifadesinin size içinize geldiğini söylüyorsunuz. Siz de mi bir yerde vahiy okudunuz? Yok şart değil. Yani vahiylerin bir olması şart değil ki. Vahiyin kelime anlamı içe doğuş demek değil mi? Tabii. Yani, peki o zaman nasıl içe doğuşta siz... Yok mümkündür, görüntü de olabilir. Aynı şekilde içe doğuş görüntüyle de olabilir, sesle de olabilir, her ikisiyle de olabilir. Yani bunu illa efendim ses olmak olarak bir de efendim aldıktan sonra da efendim yazılır yine onu okur. O süre o söz bakidir, kitabın üzerinde yine okur. Evet. Fakat oku kelimesini Allah seçiyor ve bunu anlamı zaten hadis kitapları kitaptan okumak olarak alıyorlar. Çünkü okuma bilmem diyor. Yani tekrarlanmasını bilmiyorum demek değildir. Elbette tekrarlanmasını biliyordu. Burada efendim hadis kitapları kendi kitaplarına göre Muhammed okuma yazma bilmiyordu ama üçüncü sıkışta okuma yazma bildi. Hayır bilmiyor yine diyorlar. Ya bu hadis ne? Bu ne turşu, bu ne periz. Yani ne o hadise yalan diye biliyorlar ne de efendim Muhammed okuma yazma biliyor. Evet. Muhammed'i işte hayatı boyunca cehalet içerisinde yaşamış bir insan Ahmet, olarak. Ahmet Hulusi diye başka bir düşünür. Evet. Kendisine çağdaş İslam düşünür evet. diyen Ahmet Hulusi bu oku kelimesini şöyle açıklıyordu. Okudan maksat bir olayı kavramaktır. Yani etrafını, yaşantıyı gör. İşte bir futbol maçında antrenör futbolcuya der ki şunu oku. Yani karşı tarafın taktiğini oku, anla anlamında. Yani okunun tanımları demek ki değişiyor. Ben katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim sizin sabrınıza. Estağfurullah, biz sabırlı bir insanızdır. Sizin önünüzde çok sayıda kitap var. Tabii izleyicilerimizin de önünde zannediyorum aklında çok sayıda sorulması gereken soru var. Şunu bir göstereyim, bir müsaade et. Ben sizden para istemedim bir şey en azından onu, şuna bir onu şey onu göstermemizin bir sakıncası yok ama onu göstermeyelim dememizin bir anlamı var. Evet. Bu bir yol olmasın diye. Buraya gelen izleyicilerimiz peki. onu tanıtırsa herkes reklam yapmayacak. Evet, burada yanlış, önemli olan reklam değil, sizin fikirleriniz. Reklam değil, burada şey edilen bir insan var. Yani hakkı gasp eden, efendim ülkesinden sürülen, hayatı tehdit edilen ve kitapları matbaalardan toplanan bir insan var. Bunu engellemek için burada işte telefonunuzu, internet adresinizi gösterip başka bir şey mi? Yok en azından yok kitapların neşredilmesi için belki bir yayın evi bir cesur bir insan bulurum. Onun kontak için bir adres veriyorum. Bunda bir zaten, şeyiniz olsa vesaire olsa ne olur? Zaten Amerika'da sizi bulurlar. Amerika'da zaten İngilizce kitaplarınız neşredilmiş. Meraklıları peki. onları bulur. Zaten herhalde Amerika'da böyle 2 saatlik 2,5 saatlik bir programa çıkmamıştınız. Çıktınız mı? Hayır. Peki. İşte böyle bir kazancınız oldu. Değerli izleyiciler, Edip Yüksel adında değişik fikirlere sahip, İslamiyet'i değişik biçimde açıklamak isteyen, Kur'an-ı Kerim'e ayetlere inanan ama sadece her şeyin Kur'an-ı Kerim, yalnızca Kur'an-ı Kerim felsefesiyle açıklanabileceğini söyleyen bir değişik kişiliği bir anlamda düşünürü görmüş olduk. Kendisi geçmiş dönemde çeşitli şekilde eziyet çektiğini şimdi söyledi. Ama bunlar biz o konuları değil, fikirlerini ele almaya çalıştık. Değerli hocalarımız ve izleyicilerimiz sorular sordular. Sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.